afillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğum en samimisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Burada laf çok, burada laf çok, bizde laf çok. Burada laf çok, bizde laf çok. Burada laf çok. Sevgili seyirciler, haftanın tam ortasında burada laf çok, hoş geldiniz. İnsanlar tabii yaptıklarıyla efsaneleşir. Efsanelerden aldıkları lakaplarla da yaşarlar. Kova Yaşar abimiz de bizim için bir efsanedir mesela. Ama abimizin tahtına aday bir kaleci sonunda çıktı. Şanssızlığımdan 35 gol yedim. Yani tarihte böyle skorlar yaşanmış. Bilmiyorum ki yani üzerimize niye böyle geliyorlar. Yani daha genç bir yolun başındayım yani. Şimdi üzerime geliyorlar. Ama ben bu söylentilere hiç kafamı takmıyorum. Evet, her sene bir gol eksik yesen 34 yıl sonra nezaketen milli formayla bir jübile yapmana izin verebilirler kardeşim, değil mi? Ama sonra sevinsen şu küçük kurbağacık gibi ortalığı inletme lütfen. Evet, bu güzel çocukluk fotoğrafı için Emrah Özdile'ye teşekkür ediyoruz. Üstünde bir düğme var sanki. Basınca başlıyor çığlığa. O halde kimse çığlık atmadan burada laf çok başlasın. Çok kalabalığız bu akşam. Evlerinde çayını tüketmiş, ne içecek diye düşünerek bizi izleyen değerli izleyicimiz, stüdyomuzdaki kameraman ve teknik ekip arkadaşlarımız, radyodan bizi dinleyen değerli dinleyicilerimiz, 90'ları özleyenler, burada laf çok başladı. İşte bu gecenin konukları: Renan Bilek. Zaman yolculuğunda 90'larda şirin bir Ege kasabasında kalmayı tercih eden Renan Bilek, kasabadan ayrılmamasının yanında bir de Yeşildeniz Belediye Başkanı olarak konuğumuz oluyor. Burak Alkaş. Pis yedilinin orçosu. İki o ile büyük bir kitle yakalayan, o kitleyi de peşinde sürükleyerek 90'lara kadar kaçan Burak Alkaş, Yeşildeniz'in müezzini olarak bir kaside okumak üzere konuğumuz oluyor. Öykü Çelik. Bir varmış bir yokmuş diye başlayan masallarda o peri kızının vücut bulmuş hali olarak stüdyomuzda yerini alan Öykü Çelik, Yeşildeniz'in seven, sevilen kızı olarak konuğumuz oluyor. Melis Babada. Hiç bitmez bu masal sloganlı dizinin bitmesinin ardından 90'larda bir aşk üçgeninin içerisinde kendisini bulan Melis Babada, belediye başkanının kızı öğretmen hanım olarak konuğumuz oluyor. Serdar Burak Şanal. Avrupa Avrupa'nın ardından gelecekte umduğunu bulamayıp geçmişe yolculuk yapan Serdar Burak Şanal, fukaralığın gözü kör olsun diyerek konuğumuz oluyor. Ali Barkın. Teknik üniversite kesmeyince Kanada'da adını söyleyemediğim bir üniversitede oyunculuğa fena yükselen Ali Barkın, Yeşildeniz'de eskici diye bağırarak konuğumuz oluyor. Gökhan Güneş. Bu akşam performans alanımızın sahibi olan Gökhan Güneş, performansıyla geceye renk katarken, Gökhan Güneş'in performansıyla burada laf çok başlıyor. Şarkılar vardı, söyleyemedik birlikte. Kumsallar vardı, yürüyemedik el ele dalıp geçmişe. Oturmuşum gün kıyısına, hayaller vardı. Hem sana hem bana yeter, kalbimde vardı. İkimize kocaman yer gökyüzüm desem, o bile küçücük kalırdı.
kadar ne kışır sen ve ben. Neden ayrı, neden uzak, özlüyorum. Demek bile beni anlatamaz. Sen ve ben, bir cümle bu kadar ne kışır sen ve ben. Neden ayrı, neden uzak, bekliyorum. Zaman bile beni durduramaz. Geçmişe oturmuşum gün kıyısına. Hayaller vardı, hem sana hem bana yeter kalbimde vardı. İkimize kocaman yer gökyüzüm desem, o bile küçücük kalırdı. Sen ve ben, bir cümle bu kadar ne yakışır sen ve ben. Neden ayrı, neden uzak, özlüyorum. Demek bile beni anlatamaz. Sen ve ben, bir cümle bu kadar ne yakışır sen ve ben. Neden ayrı, neden uzak, bekliyorum. Zaman bile beni durduramaz. Sen ve ben. Sevgili seyirciler, haftanın tam ortası. Yani bu sınıfı nasıl susturabileceğimi henüz bilebilmiş değilim ama zaten isimleri okuduktan sonra program bitecek, anlaştık kendileriyle. Sayın Renan Bilek, uzun bir aradan sonra bizimle birlikte ne kadar oldu? Bir yıl oldu mu? Bir yıl oldu. Bir yıl olduysa bayağı bir ara verdik sende. Tabii ki, ama geçen yıl her ayda bir beni çağırıyordun, ayıp oluyordu artık. Geçen yıl yani böyle hani 9 konuk bir arada bulamıyorduk ya. Ben ama arkadaşları toplayıp gelmek istedim. Ama bir şey söyleyeyim, sen de 9 konuğa bedeldin o yüzden. Bu çok kibarsın. Hoş geldin. Tüm bu gençlerin abileri olarak buradasın. Estağfurullah. Birazdan ağırlayacağız seni. Yani tek soru hakkım var zaten. Yani yanıt verdim vermedim zaten program geçti. Sevgili Burak Alkaş bizimle birlikte. Evet. Burak'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii böyle gözlük takıp sakal bırakınca insanlar tanımıyor olabilir. Tanımıyorlar abi. Tanımayacak hale geldi mi gerçekten? Evet. Ya bir dizi seni bu hale soktu mu? Tanımayacak hale geldi. Evet soktu gerçekten. Mutlu musun? Mutluyum. Çok mutluyum. Ya bir kere de gelmiştin ya buraya. Yine gözlükle gelmiştin, evet. Ama o zaman da tanımamıştın. O zaman da tanımamıştın. Enteresan sen evet ya. Böyle. Lan pis mi yedin? Gözlükten mi tanıyorsun? Gözlükten tanıyoruz. Yani gözlük değiştiyse şey, karakter de değişmiştir. Sivil kıyafet bu değil mi yani? Evet. Resmisi biraz farklı. Öykü Çelik hoş geldin. Bulduk. Kıyam ne demek? Ya yapmayın. Ama bunu... Unuttuk. Ya. Vallahi unuttuk. Ya hemen söylüyorum. Açıyor musun? Hemen abi söylüyorum. Google'la geldim. Bak Google amca burada. Melis baba daha hoş geldiniz. Merhabalar. Bak şimdi bir doğru yapalım. Serdar Burak Şanal mı? Burak o Serdar yanlış Şanal. Olan Burak Serdar Şanal. Ben buraya ilk geldiğimde Burak Serdar Şanal olarak yazdı. Şu an ikinci kez geliyorum. Serdar Burak Şanal olarak yazıyor. Tabii şimdi bu arada üçüncü de. Mesut Bey aramızda sonra konuşuruz biz seninle. O mevzuyu açma. tamam. Açacaksan şimdi aç. Açmayacaksan sonsuza kadar sus. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Ben buraya ilk geldiğimde şurada oturuyordum.
Bir kademe atlamışım. Bir kademe atlamışım. 6 yıl sonrasındasın. 6 yıl sonrasındasın. Evet. İnşallah. İnşallah. Yani abimin yerinde gözüm yok ama inşallah ona yaklaşabilirsem yine iyi. Burak, Burak. Yer değiştirmek istemiyorum. Hayır asla yok. Ben şu an yok. Şu an çok tripliyim ben. Vallahi. Yapamayacağım ben şunu. Şurayı kaptırmıyorlar ama. Orada çok. Orada senin enteresan bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Buraya çıkarttım. Ben çıkartacağım bu seni. Ben seni buraya. Ben senin yanında tabureye razıydım. Almadım beni tabureye. Şurada bir tabure. Ne zaman geldik ki o hale biz? Ne bileyim. Sen de çok eski arkadaşız. O hale hiç gelemeyiz. Ben senin gitarın olmaya razıydım ya. Farkında mısın? Yapma ne olur. Allah aşkına. Al beni çal ya. Ali Barkın'ı da tanıtmadan olmaz. Hoş geldin sevgili Ali. Hoş bulduk. Ta Kanada. Oralardan. Ta okudun geldin Türkiye'ye. Mutlu musun? Gökhan Güneş'in şarkısıyla başladık. Gökhan, sen ve bütün sakallı arkadaşların sakalsız olan var mı? Yok. Gayet güzel. Hoş geldiniz. Hoş sen ve ben isimli şarkını okudun zaten. Evet. Albümün de adı 10 şarkı var. 10 şarkı. Bir şarkımızda. Tamam. Onu okudum. Bu abil mi oluyor? Aykut Güray. Hayır o benim. Benzemiyor muyum hiç? Hayır. Abir. Abir. Abir derler ya. Ha abir. Ha. Pardon. Abir şarkısı. Abin mi oluyor? Bu abin mi oluyor? Ağabeyin mi? Evet. Ha, peki. İkinci şeyimiz bu. İkinci albümümüz. Evet. Ben seni daha önce konuk aldın mı? Almadınız ama benim ilk albümde Kalbine Sürgün vardı. Onunla da bayağı bir sevilmişti. Kalbine Sürgün dediğin bu kimi söyledin? Rafet El Roman okudu. Rafet El Roman'ı. Evet. Sen verdin o şarkıyı? Evet sözümüzü de bak sen ya şöyle yani tipe bakınca da kalbine sürgün mürgün falan hani yaş olarak göstermiyorsun ama bayağı yemiş gibi böyle sürgünü. Evet çok duygu aşk acımız var. Eyvallah kimlere verdi şarkıyı daha önce? Ben zaten öyle hani besteci yönü böyle çok fazla hani böyle şarkı vermek isteğinde olan birisi değilim. Sadece şey geçen yıl bir şarkıyla çıktım kalbine sürgün ama böyle çok sevildi ya hatta bana şey dediler. Bu olmuş adam şarkısı değil mi yani hani böyle bir şarkıyla çıktı bu olmuş adam şarkısı yani üçüncü albümü falan. Ben de dedim ki hani benim tarzım böyle. Şimdi bu albümde de sevgili Aykut Gürel yine o da bunu devam ettirmek istedi. Yine aynı soundlarda, aynı tatlarda ve aşk acısı devam ediyoruz bakalım. Şey kaygısı var mı? Bu olmuş adam biraz insanda şey yaratır ya. Oldu. Yaratır. Buraya mesela ikinci albümde çıkabildik. Ha anladım. Yok hayır geri vitesi takma. Yani olmuş adam böyle ikiye takayım ki geriye doğru gir. Çok güzel çaktı. Farkında mısınız? Sert burada. Sert burada ve gol oldu. Ve gol oldu. Evet sorumuz gelsin. Var oldu sorumuz. Gecenin sorusu buyurun. Niçin falcıya gitmeden önce randevu almak gerekir? Gideceğimizi bilemez mi? Bütün bir gece bu manyak soru üzerine konuşacağız. Bilemez mi? Madem her şeyi biliyorsun. Yani senden niye randevu almak zorundayım sen falcısan? O kadar çok insan var ki gitmek isteyen hepsine nasıl uğrasın adamın da şeyi var ya. Kafayı yani duru görününde durduğu bir yer var. Tabii mesafe önemli. Mesela önemli. Yakında gelmek isteyen mesela dükkan burada köşe başındakini hissedebilir. Hı. Ama yani uzaktan geliyor o kadar. Ya bloklarla mı falcı oluyor? Tabii. Şey var wireless tabii. Bile kalın duvardan geçmiyor. Adamın duru görüsü nasıl geçsin? Güzel çıktın ya. Bizde sadece bir tane kapı var ya çamaşırhanenin şeyin arasında. Çamaşırhane bir sarayda yaşıyorum da özür dilerim. Çamaşırhaneleri var. Böyle döküyoruz şeyle. Yengenizle şeyleri öyle elbiseleri. Misafir tuvaletinin yanında. Misafir tuvaletinin yanında. Bırak. Ebeveyn banyosundan hemen sana. Çok güzel. Burak sence falcılar randevu niye alınır? Brian abi çok güzel açıkladı. Farkındaysan onunla da konuşamıyorum. Yani. Belki hani saatleri falan denk getirebilmek için ayarlamıştır yani. Olabilir. Aynı terbiyeyi yani, gösterecek yani. Misiniz? Tabii Renan Bey'in lafının üzerine. Kesinlikle. Melis senden galiba bir şey çıkmayacak. Bana bakışınla anladım. Yok çıkar. Çıkar mı? Gelsin çıkart onu. Yolla gelsin Melis. Ama geyiğin kralını Renan abi yaptığı için ben mantıklı bir açıklama getireyim. Buyurun efendim. Şimdi fal... Pal. Bir şey üzerinden yapılıyor değil mi? Tabii işte bu. Ama yani bir dakika toparlayacağım bir saniye. Yani kahve olur, tarot olur, kart mark bir şey gerekir. Nohut daha ortada var. On... Ha? Nohut bile var yani. Nohut. Ha işte bak, pirinç, bakalım. Nohut, baklagiller neyse işte. Ama daha ortada bir şey yokken herhalde falcı bilemez değil mi? Onun için medyum olmak falcı. Lazım. Medyumu biliyor mu bilmiyor mu diye sormak lazımdı bravo. Bunu. Renan abi oldu mu? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir noktaya değindim. Bence gerçekten. Devam edemeyecek bundan sonra. Evet. Güzel oldu yani. Bitti yani. Ben kalırdım. Çok güzel açıkladın. Ben kalırdım. Yani hakikaten. Çok başarılıydı. Üzerine yürüyemem ama ekleyeceğiniz bir şeyler var mı gençler yani? Çok. Ali. Sert. Ali. Ali Sert. Serdar Sert çıktı Ali. Önünü kesiyor. Benim. Ankara. Ben, evet budur ya. Aradığımız yanıt buradan geldi. Ankara ben. Hayırlısı. Burada ne yazıyorsa o Ali. Fal, uzatmaya gerek yok. Fal falan. Hepsi, tamam.
Böyle midir ya? Set ortamı böyle mi? Aynen. Aynen böyle. İndirse bak bunlar genç adamlar. Hani sen yaşını başına aldın. Ne işin var burada? O gençleşiyorum onları. Sen, öyle mi diyorsun? Ben, ruhu genç onun. Son görüştüğümüzden beri o ya. Deli Hasret biz akıllı ya böyle yaşıyoruz. Çok enteresan. 90'lara böyle bir takılıp kaldı. 90'larda böyle yaşadığım bir travma mı var? Ne bileyim inşaat iş kazası. Kapı güvenlik falan yani. Çekmek istediğin yere gelmeyeceğim. Gayet teşekkür ederim. Gelmeyeceğim için. Öyle kısmet oldu diye. Ve fakat böyle hani dönem adamı diyebilir miyiz artık senin için? Çünkü hani bugünü hiç yaşamıyorsun usta. Ya bunun üzerine gitmeyelim. Ben de bugünlere gelmek istiyorum yani tarihi olarak. Kim getirmiyor seni bugünlere? Bir kısmet ya. Bu işler biliyor musun? Kısmet, kader, şu bu vesaire. Hani öyle şey tipi var mıdır? Hani böyle 70'lerle 90'lar arasında yaşamış adam tipi. Ama 90'lar benim tam 20'li 30'lu yaşlarımın arası olduğu için. Sen değil misin 80'ler mesela hani popüler gitar? Ama en vakıf olduğum dönem 20'li 30 yaş arası değil misin abi? Tam büyüdüğün, olgunlaştığın, artık hayata dair sorulan oldu. O benim 90'larıma denk düşüyor. Metaforların en güzel olduğu dönem. Bir de yaşlandıkça hep yitirirsin yolları. Sevmediğin şey başına gelir. Ben 90'ları sevmem. Mesela 80'i severim, 70'i severim. 90'ları niye sevmiyorsun ki? İşte tam tüm dünyada değişim oldu. Neoliberalizmle beraber. Her şeyin değiştiği şimdi kavramlar. Şimdi siz orada bir kalın. Biz buradan yürüyeceğiz. Evet, evet şimdi biz böyleyelim. Biz böyleyelim. Oturur musun gidi? Keynes'e girmek yani 90'ları sevmedin mi? Olmadı mı yani? Yapamadık mı 90'ları biz? En çok sevdiğim bir dönem değildir 90'lar ama en çok anımın olduğu yerde 90'lardır. İşte derler ya af buyurun hani. Eşeğin sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş. Benimki evet. Öyle 90'lardan sıyrılamıyorum. 65'ten 90'a geldik takıldık. Seni sevenlerin hepsi de 90'larda böyle hani pıtrak vermişlerdir, filiz vermişlerdir, uç vermişlerdir. Oradan şey yürümüşlerdir. Ya o kadarını bilemiyorum. Tabii onların şeycilerini takip etmedim ama sağ olsunlar. Teşekkür ederim ama değişik bir dönem tabii 90'lar ama 80'ler mesela daha eğlenceli değil mi? Daha parlak değil mi? Daha değişik değil mi yani? Darbe oldu lan neresi parlak? Nasıl? Neresi parlak? 80'ler. Sen yatmadın mı içeride? Darbeden bahsetmiyorum. Ha. Dün dünya renk olarak ona bırakırsam beni bırak 60'la 70 arası yaşamak isterdim. Ha. Ama bugünü görmek istemezdim. 2015'te de sevenleri var bu arada. Kafada, ondan da bahsedeyim. 2015'te de sevenleri var. Deli kafası var. Deli gibi sevenleri var. Yani. Deli bir kere. Bu olgunlaşmayla da ilgili bir şey ya. Yani sen bir de olgunlaşınca güzelleşen bir adamsın. Çok güzel. Mesela hani bıyıkların daha farklı bitiyor ne bileyim. Hani gözlerin daha farklı bitiyor. Saçlarını daha olgunlaşıyor. Hadi. Buradan nereye varmak istiyorsun? Evleneceğiz galiba. Ne bileyim nereye varmak hadi abi biz çıkalım. 8. falan merakmayın. Evet. Hep zariftin sen, hep zariftin. Hep böyle hakikaten çok hoş cümleler kurardın. Bugün bir farklı gördüm seni. Sıkıntı şurada. Oradan buraya gelince bak fark ettiysen bir yakınlaşma oluyor. Ve hani insanların böyle... Dedim ya ben bir kademe atladım abi işte. Alan bir metreymiş abi. Yani şu anda 90 santimdeyiz. Topluca her türlü... şöyle bir abi. Topluca. Mesela bu senin değişimin ya da dönüşümünü konuşmayalım. Hani dönemler içerisinde ama Burankisi mesela çok radikal oldu. Yani kesin. Orço denilen kesin. Bir karakterden. Ya Orço da ne kadar şey... Yani o dönemde çok bu karıştırıldı bilmem ne oldu. Dikkatli hatta ben bile bir kere suratına karşı didiklemiştim. Orço nedir abi biraz açar mısın diye. Ama yıllar sonra düşündüğünde Orço nedir Çolak. Abi? Orçun Çolak. O karakter. Odur yani değil mi? Yani, evet, Orçol desen yani ne bileyim Orçol. Ya. Orço Morço falan. Peki Orço'dan başka bir yere geldin şu anda müezzinsin değil mi? Evet müezzinciyim. Enteresan bir şeydi. Büyük evet, bir değişim farklı, bir yandan da. Çok değişim yani ilk karakter de çok farklı. Oynaması da çok zevkli ikisinde. Konuşman farklı. Evet konuşman duruşum farklı. Duruşum farklı. Farklı. Oyunculuğun farklı. Oyunculuğun farklı. Yani. Sadece burada görmedim yani Yeşildeniz'de görmedim. Arada galiba bir yerde daha gördüm. Aslında çok farklı adam noktası. Ama burada mutlu musun? Mutluyum. Çok güzel işimiz çok güzel. Çok güzel bir yazar kadromuz var. Çok güzel işler yazıyorlar. Biz de onların hayallerini canlandırıyoruz güzel bir şekilde. Mutluyuz, işimizi severek yapıyoruz, aynen. Eğleniyoruz. Özellikle buradan şunu söyleyelim, ekleyelim. Ali Kara yazıyor bizim senaristimiz Ali Kara. Evet. Ve buradan ciddi anlamda söylüyorum. Ben hayatımda ilk defa 500 tane senaryo okumuşumdur. Bu kadar güzel yazan bir senarist. Çok sıcak, hikaye çok sıcak. Çok güzel yazıyor, işini çok güzel yapıyor ve gece gündüz çalışarak bize senaryo yolluyor. Güzel bir şey. Evet, çok güzel bir şey. Ellerine sağlık. Biraz da para verip gönderdi size. Evet. buradan da hadi alınmasın Mert Durağ'a da çok selam söylüyor. Onu söyleyeceğiz işte. Mucize filmiyle bayağı bir yoğun şu an. Nereye katılacak, ne yapacak, hangi programda işte galası mı var? Katılamaz abi 1,5 milyona vardı ya bir hafta evet. Ne oluyoruz ya? Ve gerçekten çok değerli bir kardeşimiz. Gece gündüz beraber orada da çalışıyoruz, ediyoruz vesaire. Ve çok çalışkan bir adam, çok da yetenekli bir adam. Ve karşılıklı oynamaktan çok zevk aldığımız bir adam. Dolayısıyla şu anda burada odamadı ve çok selamlarını iletti. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Serdar çok... şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Yani buyurun. Sen benim programdan önce beni sunar mısın?
Kendimi hakikaten hani kariyerimin üst noktasında hissedeceğim. Adamın nasıl yani daha önce... Ali'cim Mesut Yer bizimle şu an. CNN Türkiye'de. Evet. Bu arada şunu eklemek istiyorum. Mesut Bey sizden önce şunun reklamını yapmak istiyorum. Yeşildeniz her cuma 19.55'te TRT1'de. Teşekkür çılgınsın, ediyorum. Sen çılgın, çılgın çekin. Her birinizi anlayabilirim. Her birinizi ama öyküyü anlayamam. Siz daha böyle dramatik işlerle çıkmıştınız karşımıza ama bu biraz hani böyle keyifli. Tamam kendi içinde minik dramları da olsa keyifli, komik bir iş ya. Sen böyle terse yatırmak mı? Zaman zaman ya, böyle şeyler hissediyor mu oyuncular? Ya bir terse, de terse yatırayım ya şeyi izleyin. Ya aynı şeyi yapmak bir süre sonra heyecan vermiyor. Yani birçok oyuncu olduğu gibi aynı karakteri oynamak. O yüzden farklı şeyler deniyorum. Yeşil Deniz'de böyle bir fırsat geldi. Şey, Sedef karakteri işte böyle çok heyecanlı, böyle cimcimi. Ben, yani benim yaşımdan da küçük hatta. Hı. Ve oraya dönmek, onu yaşamak beni çok heyecanlandırdı. Ve dediği gibi gerçekten senarist çok güzel yazıyor. Tam hani Ege kızı. Hı. Orada ben işte köylerde dolaştığım zaman görüyorum mesela, Sedefleri görüyorum. Var bir sürü Sedefçik. Aynen, gerçekten öyle ve çok sempatikler. O yüzden hoşuma gitti. Ve de şey başladım. Değil mi, insan olgunlaştıkça hani... dizinin anlamını bildiği, daha doğrusu anlamını bildiği dizilerde oynamak istiyor. Tabii. Yani şimdi Yeşil Deniz ne demek desem diyeceksin ki Ege'de bir kasaba. Ya ama ne diyeceğim? Galiba gerçek bir kasaba değil mi? Yeşil Deniz'i ben anlatabilir miyim? Hayır, lütfen öykü. Ama bir sen. Yeşil Deniz. Siz hiçbir şey konuşmayın. Ya mı sormadık? Yeşil Deniz. Evet. Bunu anlatayım. Çalıştı ama buna. Buna çalıştı. Hakikaten gelmiş yani. Çalıştı. Ya Yeşil, vallahi çalışmamıştım da. Yeşil Deniz anlamı şu. Bir şey söyleyeyim. Renan Bilek açıklayabilir mi acaba? Bize abilik yapabilir mi? Ama okuyayım. Yapmayalım. Bak şimdi bak. Öykünün lafına girdin. Olmaz. Pardon. Bak, bu sefer konuşacaktım. Çok gelmiş. Bu sefer anlatacaktım evet, evet. Ama. Lütfen. Ne olur. Ya şey Yeşil Deniz şu demek. Ege'nin deniz görmeyen kesimleri. Hayır, yok öyle bir şey. Ya biz... ya. Babacığım, bu tütün tarlalarında şey Yeşil Deniz var. Şey, sözlüklerden okuduğum tanımlara inanmayın ya. Bazen tanımın dışında Yeşil Deniz. Yeşil Deniz tarla. Tütün tarlası işte. Tütün tarlası değil sadece. Tarla. Ege'de denize... ben ne diyorum? Denizi görmeyen. Dur anlasın ama bir karışmayın bir yani. Niye karışıyorsun? Hayır, canlıya bak, canlıya... Tamam pardon. Ağzına vuracak ha. Ege'nin deniz görmeyen kesimlerinde... Ya küstürdün. Evet ya. Her yere yeşil deniz denir. Derlermiş ki çocuklar. Baba bizi denize götür. Yalana bak. Senaryodan. Babaları dermiş ki... Al sana yeşil deniz. Aslında. Ama hani bize böyle anlatmış. Görüntü de öyle. Öykü bir... Hani böyle anlatmış. Çok var, çok var. Eren abi. Yürüyen senin kızım, yok öyle bir şey. Hakikaten oraya gelip görmen lazım. Birgi'de çekiyoruz. Ödemiş'in evet. Birgi köyünde çekiyoruz. Ödemiş de güzeldir abi. Ödemiş güzel ama Birgi'nin de çok güzel bir özelliği var. Zaten bir yamaçta. Bozdağ'ın. Dibinde. Ve Aydınoğulları'nın aslında başkenti. Hı. Çok eski bir yer. Çok güzel bir yer. Yani normalde durup dururken İzmir'de yaşamasan, hani yakın çevresini gezeyim demesen çok da bilmeyebilirsin. Ama gidince hakikaten çok beğeniyorsun ama yamaçlı olduğu için şöyle bir şey var. Hakikaten yukarıdan baktığın zaman tarlaların olduğu yere o yeşillik tamamen deniz gibi geliyor sana. Bu yeşil deniz orası hakikaten. O görüntü, o tarlaların yeşili doğru söylüyor. Yani bakma mavi. Teşekkür ederim Reha. Çok haklısın kardeşim. Ya bir şey söyleyeyim. Kulaklarısın nasıl? Bir küçük takdirimiz var. Senin gibi bir adam olsaydı hakikaten çok daha farklı bir yerdeydim ya. Gerçekten hani sevmiştim. Börtüyü sevmiştim. Örceği sevmiştim. Yeşili maviyi. Her şeyi sevmiştim. Niye anlattın? Değiştirelim mi bırak? Yok yok ama çok güzel. Çok güzel, çok güzel anlatmadı mı? Bak ama şöyle bir şey var. İnandık değil mi hepimiz buna? Zaten Ali Kara'dan bahsettiler ya senarist arkadaş. Özellikle şey çok önemli. Çok sanırım duygulu, çok duygulu. Yok yok. Gerçekten samimi söylüyorum. Çok duygulu yazıyor. Çünkü bu zamanlarda televizyonlarda da hakikaten duygulu iş bulmak çok zor oluyor. Yani romantik demiyorum bak. Eski tabirle hissiyatı olan. Hı. Yani ben mesela bazen şey diyesim geliyor. Hani aşıklar vardır ya, aşık Ali Kara diyesim geliyor. Hı. Hakikaten duygusu çok ön planda. Peki izliyor musun mevcut dizileri? Belki vardır ya birkaçında duygu. Hani zor bulmak zor dedim zaten. Hı. Yok demedim. Tövbe o kadar da abartmayalım yani. O samimiyet zaten önemli. Mesela ilk başta biz Ege'de bir kasaba diyorduk. Hı. İsim vermiyorduk ama işte Ödemiş'te çalışırken biz Birgi'de Ödemiş'te öyle ciddi bir geri dönüşüm aldık ki yani sarmaladılar ve o kadar da zarif sarmaladılar ki. Yani seni boğmadılar, sıkmadılar, bilakis destek oldular. Tatlı ve bir sarma gibi yani. Çok çok mutlu ettiler. Peki bir şey söyleyeyim. Yeşil Deniz diye bir yer var mı? Atıyor musun tamamen? Yok. Yeşil Ova. Yeşil Ova. Tamamen. Bir karar verin ama yani Yeşil Deniz. Anlatabilir miyim? Yeşil çok ufak bir özet geçebilir miyim ben? Lütfen. Abi, çok rica ediyorum. Şimdi özet geçelim. Buyur. Şöyle bir şey. Bu Ege'nin aslında denizlere varamayan kesimi. Yani gerçekten tarlalarından vakit bulup da bir günde işte hayal kurup işte bir çeşmeye de benim diyemeyen insanların işte tarladan
salatalık toplayıp işte bir yerden bir karpuz çıkarayım, işte bir ağaçtan erik koparayım da şunu satayım diyen insanların aslında yaşadığı kesim burası. Yani bu bunların yaşadıkları zorlukları biz aslında hem dile getiriyoruz, yani komedi adı altında dramını da gösteriyoruz. Hepsini bir arada yapmaya çalışıyoruz ve bunu ekranlara da yansıtabildiğimizi düşünüyoruz. Çünkü TRT'nin gerçekten önde gelen dizilerinden biri olduk. Peki çok bir şey soracağım. Var mı yaşamıştın o Ege'nin deniz görmeyen yerlerinde? Yaşıyorum şu an. 5 aydır oradayım. 5 aydır ciddi anlamda ben İstanbul'a... Daha önce değil ama 5 aydır ben orada... Yaşamışlar değil mi? Adam şey mesleği terk edip İzmir'e gitti yerleşti. Oyunculuk bıraktı. O yani. Ayrı. Ha. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ben size. Ben onlarla yaşıyorum çünkü İsmail onlardan biri olmuş. Çünkü benim sokakta artık şöyle bir şey yok. Pardon, bir fotoğraf çekilebilir miyiz değil. İsmail gel lan buraya olmuş. İsmail oluyor. Aynen. Değil mi? Öyle olmuş. Diyoruz ki radyocu İsmail Emin'e bir taksi geliyor. Gerçekten öyle. İstek parça geliyor mu? Gerçekten öyle. Abi çalsana bir an. Şunu çalsana diyenler. Bu çok güzel bir şey. Ben ciddi anlamda şunu söylüyorum. Ben burada 990 dairelik bir residence'da oturuyorum. Ve tek başıma yaşıyorum. Ve ben asansöre bindiğimde belki bir ayda 3 kişiyi tanıyorum. Evet. Ben oraya gittiğimde herkes beni tanıyor. Hmm. Bu kadar samimi bir yerdeyiz biz. Biz tabii anlamda... yani dikine kasabalarda olmuyor. Tabii. Evet, evet, bu olmuyor. Detay olması ciddi lazım. Ciddi anlamda hani alt kat komşumdan üst kat komşuma kadar herkes sokağa çıktığım an, markete girdiğim an herkes o kadar samimi ki. Hmm. Biz dedim ki biz çok şeyi kaybetmişiz bu insanlardan. Çok şey öğreneceğiz daha. Ve cidden oraya gittiğimde bunu anladım. Öğreniyoruz yani. Aynen. Yavaş yavaş hani komşuluk ilişkileri. Onlardan falan. Öğrenelim biz. Biz hani... başka taraflardan öğrenmek yerine gerçekten unuttuğumuz bir takım şeyler var. Onlardan yok, alabilirsek... Yok saflığını kaybetmemişler abi. Hmm. Yani çok temiz insanlar. Hmm. Patron yani şey herkes diyorsun, çok pis bir insan diye söylemiyorum. Şehir dizisi yapmayalım ama yani şey yani köy kasaba dizisi yapalım mı? Köy öyle kasaba mi dizisi değil de samimi bir iş yapalım diyelim evet biz ona. Hmm. Yani samimi en mahalle azından, de olsa o mahalle güzel bir mahalle en azından olsa sektörde biz şanslı kesimiz. Evet, bir şey söyleyeceğim yani hani o mahallelerde, o köylerde, o kasabalarda insanlar birbirine hiç entrika yapmaz mı? Herkes mi doğruculuğa bu? Tabii ki yaparlar. İlla ki her yerde bir entrika vardır ama pardon böldüm, pardon Öykücüğüm buyur. Tabii ki yaparlar. Yani yapılmayacak diye bir şey yok. Bu yöre yöre ayırmamak lazım aslında. Ben yani, tabii. Hani şuna karşıyım. Hani İstanbul'daki insanlar böyle, Karadenizliler böyle, işte Egeliler böyle. Ben buna karşıyım. Yani herkesin kendi kültürün çerçevesinde, kendi ahlak bilincinde İyileri ve kötüleri var. Tabii evet, yapabilir de yapamaz da. Ama nedir? Daha misafirperverdir. Hmm. Mesela sallıyorum ya da. Benim komşum, buradaki komşum bir sorun olduğu zaman görmemezlikten gelir. Ama işte orada yani tabii ki İstanbul'daki bazı semtlerde de belki hala devam ediyordur. Ama orada sen mahallemizde kızına ne yapıyorsun ya da bir şey mi oldu diye. Hani benden önce belki ailem gelmeden mahalle... Ortamlar küçük belki daha çabuk. Hani network daha hızlı. Tabii tabii. Tabii tabii. Yani hani bir yanlış yapıldığı zaman. İnsanlar birlikte büyüyorlar. Her şeyini biliyorlar. Huyunu suyunu. Dolayısıyla, tabii dolayısıyla büyük bir aile, büyük bir klan gibi yaşıyorlar. Hı. Ama işte... Evet. Şeyde çok cuk oturuyor ya diziye. 90'lı yıllar tüm dünyanın değişimi. Aynen. Teknoloji yok daha hayatlarında çünkü. Bu kırılmadan önceki zaman, son nesil. Dünyadaki ve ülkedeki o değişimden aslında buranın halkı da nasibini almış. Değişmeye çalışıyor. Özellikle gençler kabuklarını kırıp başkalaşma istiyor ama o samimiyet ve birlikte büyümüşlük içerisinde çok kumpasa giremiyorlar. Yani hala çünkü içlerinde o eski alışkanlık, o insani temel nokta, o öz kalmış. Asıl kendi iç çelişkileri nedeniyle samimi bir hava çıkıyor. Mesela hala öyle mi? Yani atıyorum siz 90'ları anlatıyorsunuz ama hani yaşıyorsunuz 5 aydır da orada. Evet. Hala öyle mi ilişkiler? Aslında ilişkiler evet. Hatta şöyle şunda durduk. Artık 90'lı yıllar daha net ilişkiler. İlişkiler daha net ama aynı samimiyette ve aynı dürüstlükte. Çünkü küçük yerde birbirine ihtiyacın var. Ya kazıklayamazsın bir kere. Kazıklayamazsın. Çok... Yani kazık atamazsın ona. Hmm. Burası büyük şehir. İstediğin gibi kazık atarsın. Ama orada kazıklama gibi bir ihtimal orada yok. Orada çünkü bilmem kimin oğlusun kandırırsan mesela. Kandırırsan. Senin bu maksa babanı bulur. Ne olur ya. Oğlum babanı bulur. Evini biliyor ya. Babanı biliyor mu ya? Babanı biliyor yani. Şunu kime ne yapabiliyorsun yani? Uğurların sebebi usta varken çırak konuşmaz diye. Estağfurullah. Ya ben senin ağzını yiyelim tamam. Bir anlamda söylüyorum çünkü söyleyecek çok fazla lafım var ama şimdi Renan abi konuşurken de bana laf düştü. Her şeyi söyleyeceğim sana bu akşam. Tamam o zaman. Ne haber? Bundan sonra ağzını yer bizimle bu akşam. Mesut Bey ya şu Melis an... bir daldı gitti ya. Nereye gittin? Evet Melis. Vallahi gitmedim. Dur, buradayım, buralardayım. Dur, kurbanım, buralardayım, buradayım. Şuralarda da. Bu yılda çok proje teklifi aldın mı yani? Geçtiğimiz son konuşmamızda bayağı bir yağıyordu projeler. Ya aldın. Geldi. Niçin bu diziyi seçtin bakayım sen? Ha? Biz de onu. Şöyle ki aynı konuya geleceğiz. Ben hakikaten okuduğum zaman aa dedim bu ne kadar müthiş bir senaryo. Daha nerede çekilecek, ne olacak falan.
hiç sorgulamadan ha dedim ben bu işte görüşmeliyim. Hiç bu kadar istekli gitmemiştim hiçbir senaryoya. Ama şehir çok, değiştirdiniz yani. Çocuklar ya bir şey değil. Yani, evet. Hani İstanbul ya gibi bir yerden kalkıp size şöyle yani. Söyleyeyim. Ben bazen okuyorum öyle bir final yazıyor ki ya da öyle bir hissiyat dediği gibi öyle bir aktarıyor ki safça ve sadece hissiyat hiç allandırmadan ballandırmadan. Dedim acaba biz bunu nasıl çekeceğiz? Çekmesek mi? Yani bazen böyle çok sevdiğiniz bir yazarın... Böyle güzel kalsın hani, değil mi? Bazen çok sevdiğiniz bir kitabı okursunuz, filmine gidersiniz, bütün dünyanız yıkılır falan. Bazen öyle bir şey geliyor. O kadar sihirli kelimeler gibi yazıyor ki böyle. Ya o yüzden bugüne çok severim. Bugüne kadar yaptığın işlerde var mıydı? Ama iyi de çekiliyor yani şimdi. Yanlışılmasın yani. İyi de çekiliyor iş yani. Tabii canım iyi de çekiliyor da hani beni etkilemesinden bahsediyorum. Yani senaryonun şey söyleyeceğim hani daha önce yaptığın işlerde büyüsünü bozulduğu böyle şeyler. Vardı dersen ağzında yani... tatlısı var biliyorsun. Sektör de küçük. Ya yani bunu daha çok böyle daha büyük çaplı işlerde düşünmüşüm. Daha yabancı şeylerde düşünerek söyledim. Öyle seriler üzerine. Ya sonuçta evet, bir senaryo okuduğunuzda nereler reyting için yazılmış? Nereler işte dakika uzatmak için yazılmış? Bunu direkt seçebiliyorsunuz. Ya tabii canım yani. Bir hani, klip koydum araya. Bir 6 dakika klip koydum. Yani çok uzayacak. Ya şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Allah kolaylık be. Yani filmlerde bu bütün sektör için geçer. Yani bu Avrupa'daki tamam belki çok daha indie işler var ama popüler sektörün popüler kısımlarında topu topu 6 tane 6 tip karakter vardır. Topu topu bilinen 10 tane senaryo vardır. Belki 13 tane senaryo vardır. Bu da aynı şekilde tamam aşk üçgeni zengin kız fakir olan yok bizde. Hani daha böyle şehre kaçmak isteyen köy ülkesi falan. Ama fakirler var. Fakirler, gariban var. Ama aynı hikayeyi işlerken o kadar nüanslı yazılıyor ki. Ara nüanslar o kadar fazla ki. Her türlü hayatın gerçekleriyle yüzleşme şansınız var. Birçok karakterle beraber ve kötü kadın, iyi kız, işte kötü anne, yani çok spesifik şeyler vardır. Onlar yok. O güzel işte. Yani i̇yi, çok yani daha gerçek. Standart klişelere girmemiş. Yok, aynen. Biraz daha gerçeklik üzerinden gidiyor. Aynen. Ne giydin sen üzerine? Hangi, nerenin? Yeşildeniz'in şey mi bu? Hayır. 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 Bir de pembelemiş ama yani güzel. Güzel, yani teşekkür Yeşil ederim. Yeşildeniz gelince böyle oluyor Deniz, diyebilir miyiz? Baba bu biraz sonbahar. Baba dağ. Böyle yamaçlar doğru indiğinde. Kara orman ağaçlarının son arasında. Sonbahar elbisesi. Ali Barkın'ı merak ettim ben. Mühendislik okudunuz. İnşaat mühendisi. Evet hocam. Alana girebilirdin, şantiyeye girebilirdin ama gidip Kanada'ya girmişsin arkadaşlarınla birleşip. Evet öyle oldu. Ne oldu? Niye Kanada? Vallahi şey oyunculuk eğitimi almak istiyordum. Oradan bir oradan bir göçmenlikten yırtma hikayesi de var mıdır? Benim vardı mesela. Arkeoloji okurken bir Avustralya göçme alıyordu. Orada yaparız filan arkeoloji. Avustralya'da arkeoloji yok tabii vardı. Enteresan bir durum yani. Kısımlara girme Ali. Var. Gir gelsin. Rahat ol. Pardon duymuşsunuz. Vardı aslında ya ilk başta hani öyle bir niyetim de. Ya yormayın Ali Barkın yani. Geri gelmem gerekiyordu yani. Özledin mi geri gelmen gerekiyordu? Evet öyle hissettim. Bu sakalları ne yapacağız Ali? Bu sakalı kesemiyorum ben hiç. Bunları kesemiyoruz. Her işte, her işte genç var oyuncuların mı? Hepsinde bu sakal meselesi var. Ne yapacağız biz ya çocuklar ya? Değil mi? Yok ben rolüm gereği bırakıyorum. Ne yapacağız ya? Bütün genç oyuncularda şu anda sakal var. Sebebini söyleyeyim mi abi? Ben buraya ilk geldiğimde... Allah aşkına söyle. Ben buraya ilk geldiğimde sakalsız geldim. Burak Serdar Şanoğlu yazıyordu. Şimdi sakallı geldim. Serdar Burak Şanoğlu yazıyor. Ya görüyor musun? Öyle bir... İnsanın kariyeri böyle alt başına gidiyor. Gerçekten öyle ya. Yani o kadar değişiyor. Karakter de biz böyle oynuyoruz işte. İsimler gibi. Tabii ya ben bırakıyorum bazen. Beyaz çıkıyor ne güzel. Neyse bir tık daha öteye gidersem artık onu bırakacaklar. Bırakmıyorsun farkında. İş nedeniyle. İş dolayısıyla değil mi? Yoksa bırakırım ben de sakalı salarım diyorsun. Doğan'ın erkekleri attığı en büyük kazık her sabah tıraşı olmak ya. Keşke olmasa. Çok güzel laf bu ya. Doğan'ın erkekleri attığı en büyük kazık. En büyük kazık. Şeyde takıkımdır ya, saç mı uzatıyorsun derler. Hayır, saç uzar zaten. Sen saç kestirirsin. uzar. Oldu o zaman. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki sezona, bir dahaki seçim dönemine başkanlığınız devam edecek mi acaba? Edecekse. Renan Bilek bizimleydi bugün. Renan Bey, ufak bir reklam aramız var. Bir biyolojik tarif yaptı. Bir ufak. Doğru. Tamam, dizi oyuncularını da anlarım sakalı. Müzisyenlerde ne oluyor? Onlarda daha uzun sakal zaten. Tabii canım yani. Oyunculardan daha uzun. Çocuklar korkmuyor. Biz çıkıyoruz böyle sahneye. Sen bunu müzisyenler tembeliz biz ya. Biraz tembel oluyoruz biz. Hayır. Dönem sanatçısıyım diyeceksin. Dönem dizisi ya mesela. Hayır. Biraz tembel oluyoruz. Özellikle gece mekanlarda çalışıyorlar ya. Evet. Bu emekçi kardeşlerim, müzik emekçisi kardeşlerim
solistlerden rol çalmamak için siyah giyinirler. Evet. Mümkün olduğu kadar da sakal bıyık bırakırlar. Çirkin geri planda dikkat çekmek. Kara suratlı adam. Hayır, karanlığın içerisinden böyle. Son derece aydınlık müzik yaparken öyle karanlık. Değil mi arkadaşlar? Yani bildiğin onu göremiyoruz zaten. Şu anda klavyede kimse yok. Ya oraya ışık da vurmuyor. Tamamen kaybolmuş. Ama bir cismin oradaki varlığını görüyorum. Kardeşim benim, siyah da vermişler sana. Çocuğa bir tane takip ışığı verelim. Çünkü yakışıklı bir şey. Yani buradan bateri de mesela şanssızdır değil mi? Baterinin de öyle bir şey. En böyle en arkada ama oysa ki ritmi kesse bitecek. Abicim boyun 2 metre şey, olsa arkadaki 70 santime mahkumsun. Fırçayla vuruyorlar ya hani o doğal, ama, değil mi? Doğal fırça. Ha öyle bir arada şey de yaptık. Arada onunla çalıyormuş. Caz olduğu zaman caz şeylerinde onu kullanıyormuş galiba. Bunu bir yapacağım. Yarın deneyecek vallahi. Tanıtsana bize arkadaşları. Klavyede Yılmaz var. Yılmaz hoş geldin. Anıl benim hem 10 yıllık arkadaşım hem gitaristimiz. Zaten hep böyle gitaristtir değil mi kanka? Hiç bateristten kanka görmedim. Hep gitarist. Olmuyor onlar. Biraz rockçı oldukları için daha şeyler çabuk kopuyorlar. Beste yaptım çalayım mı? Çal. Dum 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 değil mi? Savaş var bas gitarda. Eyvallah. Gökhan Adaşım çok güzel klarnet çalıyor. Gayet güzel. Hoş geldin. Ali var ve Barış davulda. Baya yani sürekli birlikte mi takılıyorsun? Evet, hatta beklerim bebekte sahne yapıyoruz. Eyvallah. Çok iyi. Müsait oldukça çıkın gelin. Gelin de zaten kaç kişilik mekan orası? Yani siz doldurursunuzdur evet, yani. Böyle olsa mesela bu böyle olsa tamamdır. Full mesut. Dur Mesut abi. Üçüncü albüme yürürüm oradan. Oradan yürürüz abi. Yani. Mesut kafe full mesela. Ya vallahi bile ya böyle bir durum ama genç ağırlamaktan çok mutluyum. Çünkü herkesin bir lafı var. Ya tek başına dizi konuşmak istemiyorum sizinle ama henüz izlemeyenler için en azından dizinizden bir parçayı gösterelim. TRT'de yayınlanıyor Yeşil Deniz. Bakalım bir Ege havası verecek mi size? Çok rahattı. Yok Sadıç yok. Bittim ben. Agrabağlamdan biri sormayan kalmadı yemin olsun. Ülen sokakta kimi gördüysem İsmail'de İsmail deyip duru. Ha İsmail gadağı başlangıç taş düştün. Akşam denge kireççiliğe Mustafa çevirdi. Sen dedi, İsmail'in ağabeyişsin dedi. Bulduğu altınlardan seni de goklatı inşallah dedi. Ülen ağabey, şu işi bak ya. Demek ki gerçekten bir küp altınımız olsa bu insanların davranışları böyle 180 derece değişecek be. Vazati Sadıç yok mu? Bir küp altınımız var yok mu? Ben şimdi onu mu diyorum Emek? He? Ben şimdi onu mu diyorum Emek? Bir küp altını mı diyorum ben? İnsanların davranışlarını diyorum. Hayret. Şimdi tabii biz niye aldık bunu? Sana soracağım başlangıçta. Bizim dizilerde en çok eleştirilen şeylerden bir tanesi şive. Şive ağız kullanımı. Anladığım kadarıyla herkes tek bir hocadan şey almış, ders almış değil mi o şive? Ortaklaştırmak için, evet özellikle. Evet, ortaklaştırmak. Şimdi ama yani Ege'nin de şöyle bir hikayesi var. Ödemiş'ten Urla'ya geçtiğinde evet. Değişiyor. Urla'dan Ödemiş, aşağı Karaburun'a geçtiğinde değişiyor. Ödemiş şivesi değil ama bu. Evet, zaten değil. Biz işe şöyle başladık. Tam Ege. Bir ortayı aldınız. Aynen. Evet. Evet. Ege dizisi diye. Nerede olduğu belli değil. Ha belli aslında. Değil ama bir Ege'nin evet, ortasını evet. Almadım. Ege ortası çünkü hakikaten iki ilçe bile birbirinden farklı konuşur ve bunun sonu yok bir. İkincisi bir Ödemiş dizisi diye başlamadığımız için zaten başka yerde başlayacaktık ama bir gibi Ödemiş bizim için doğal platoydu. Biraz da şeyle ilgili kamera açısıyla ışık yerleştirmeyle ilgili yani. Mevsimle, onun için, iklimle her şey. Aynen yani. Onlara göre seçiliyor. Bir üçüncüsü de sadece Egeliler izlemiyor ki yani bu coğrafyada çok farklı diller, çok farklı şiveler var. Ve siz televizyona binlerce çıktığınız zaman herkesin anlayacağı bir ortayı bulmak zorundasınız. Ama yani böyle bir yerde de İstanbul Türkçesiyle de olmaması tercihimizdi. Bir orta Ege ağzı bulduk ve onun üzerine bu şeyde de Ödemiş'te Bilgi'de de bir dönem şey oldu. Bu Ödemiş ağzı değil, Bilgi ağzı değil diyenler oldu. Sağ olsun oradaki dostlarımız da durumu anlattılar. Bu da bir Ödemiş Bilgi dizisi değil zaten diye. Bir ortak Ege dizisi yakaladık. Tam neresi bu? Yani mesela o dil tam neresi? Kestirebildiğiniz aslında, tam bir yer yok yani. Karışık şey yani. Hani Yeşilova. Muğla, evet. Yeşilova evet. Diye bir yer yok yani. Yok ona inandım. Ve Allah inandım. İkna oldum ona. Yani tek bir yöre, Ege'nin tek bir yöresinin ağzı da yapılmıyor. Hani ama şey etkileşimi oldu. Orada yaşarken çok belirgin etkileşimleri almış oluyorsun. Yani çünkü oradaki insanlarla yaşadığın için ve bizim yardımcı oyuncularımız çoğu zaman Ödemişli, Bilgi'den, Ödemiş'ten yardımcı oyuncu kullanıyoruz. Bir din halkı kullanıyoruz orada. O iletişimde senin şeklini belirliyor ama herkesi belirlediği için o değişim herkesde oluyor ve netleşiyor bir süre sonra. Tamam, biz sizin konuda çok fazla ilişki almadınız. Ufak bir armağan verdik aslında bütün Ege'ye çünkü onlar Sadıç diyor ve biz dizide en büyük pelesenk lafımız Sadıç.
Sadıç. Bu hiçbir yere hitap etmiyor. Hmm. Sadıç, yani Sadıç daha çok Kütahya. Benim bildiğim kadarıyla varsa da bilmiyorum. Kadarıyla. Bizim bildiğimiz kadarıyla yok. Sadıç diyorlar insanlar birbirlerine. Ve Ödemiş de zaten Sadıç yerine Akideş diyorlar. Biz de dedik ki, bize dediler ki böyle Ödemiş halkı genelde öyle bir tepki alıyoruz. Biz Akideş diyoruz, biz Sadıç diye bir şey kullanmıyoruz. Siz niye bunu söylüyorsunuz dediler. Dedik ki bu da bizden size armağan olsun, artık Sadıç deyin. Hmm. Bütün Ege bunu söylesin. Ha sen şey değiştirme yani. O yani ne demografik yapı. Tabii Serdar böyle konuştuktan etimolojik sonra. Etimolojik yapıyı da değiştirmenin üzerine oynuyorsun. Yalnız öyle kelimeler kullanmazsak benim zoruma gidiyor diye. Şöyle. Ben bunu sen de çok yüklendin canım. Ama ne bileyim yani etimolojik. Etimolojik. Sadıç diye bir şey çıkarttı ya başımıza. Hayır biz arkeologlar bir sene sonra ya buraya sağ adış derken bu Sadıç nedir acaba? Abi etimoloji falan diyorlar ama. Yani... İyi bir şey diyor Mesut abi, ne kötü şey olmaz. Mesut Bey öncelikle bu iyi bir şey olduğu için teşekkür ediyorum. Çok güzel bu şive nedir? Bu şive bu aidiyeti olmayan. Anladım bütün kaybolmuşlar. Ama ben şahsiyetime ait bir şivedir. Bunu da sizler için yaptım. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Güzel bir şey kazandırdın için teşekkür ediyorum çünkü sana. Çünkü Sadıç'ı da Ege Ökçansı'ya kazandırmak. Sen neresin? Ben Kahraman Kastamonu. Kahraman Kastamonu. Evet. Bu da senin hediye ettiğin bir şey herhalde. Bu da öyle Kastamonu. Aynen. Ya Kastamonu hakikaten çok Allah hediyesi var. Kastamonu Taşköprülüyüm normalde. Aslen ama doğma büyüme İstanbulluyum. Ve iki kere gitme şansı buldum ve gerçekten orası doğal pilot. Sen Yeşildeniz'i merak ediyorsan hakikaten Kastamonu'dur Yeşil. Ben Türkiye'nin her karışını merak ediyorum. Ay canım. Gidemediğim her karışını merak ediyorum. Kastamonu dizisi yapılması lazım. Bunu söyleyeyim. Evet. Kışları sert geçiyor. Bence de. Sert geçer. Ve dikkat ayı çıkabiliyor. Gerçekten çıkabiliyor yani. Kışları sert geçen yer çok zor. Güzeldir. Ya güzeldir bir yandan da. Burak, Cemil yalan söylemeyen, söylemeye çalışınca da yüzüne gözüne bulaştıran biri. Oysa ki sen normal hayatında sıklıkla yalan söylersin. Yalancı adam. O yüzden yüzünün şekli de mi değişmiyor? Yok yok değişmiyor. Ha böyle düz poker face yani. Öyle yürüyorsun yani. Yani o yüzden zıt karakterler oynuyorum. Ha o yani. Kendimi geliştirmek için ters kas yapıyorum. Yalan söyler misin? Tabii yani şimdi yalan herkes söyler abi şimdi hani büyük bir yalanla. Yalan söylemezsin. Derler yalanın büyüğü küçüğü. Hadi lan olur yani. Şu surattan yalan çıkmaz diye geldik. Aynen öyle ama yani sen kendin. Söylemem yani yalan. Ya. Hani gerekmedikçe. Yani bir de hani bu şu muhabbet vardır ya, gerekmedikçe yalan söylemem. Yani nedir yani bu yani? Niye gerekir, niye gerekir yani yalan? Böyle de bir durum var. Aynen. Tamam sende yalancılık yok zaten. Yok. Sen söyler misin? Yok. Yok sen bir şey söyleyeceğim. Sen evlendin değil mi böyle? Evet. Yani gördün Yıldırım aşkı mı diyoruz biz ona tam? Evet. Gördüm aldım. Gördüm. 25 gün sonra bastım nikah aldım valla. Bu hoş bir şey bu 25 gün falan filan. Yeterli mi bir şey için? Ya benim için şöyle ilk hani ilk 10 saniyede zaten o enerji anlıyorsun. Arkadaş ablacığım, olabilirsin. 10 saniye biraz hızlı oldu. Hayır, hayır o anlamda değil. Yani arkadaş olabilirsin olamazsın ya da işte hani aşık olabilirsin olamazsın. Bir ayda bunu destekliyorsun. 2 sene mesela 2 sene 3 sene yaşanılan ilişkiler bence emin olamamaktan ya da işte emin olduğu şeyi hani bundan olmaz ama hani bir en kötü ihtimalle mi olur yani? Anladım şimdi. Hani nişanlı kıza sormuş hani evlenecek misin diye. Daha iyisini bulamazsam evleneceğim demiş. Tam burada pausa yani basar mıyız? Tabii. 10 yıldır nişanlısın. Hayır ama onun başka. Onun başka. Hayır onun başka. Nedir yani o? İşsiz daha iyi kılandı. Verdin mi yine bana bir kıyam? Verdin mi bana bir kıyam? Ben de diyorum ki niye alttan bana vurmadım be. 10 yıl nişanlılık ne olan? Öykü şu an beni bitirdi. Bakalım saniye burada beni bitirdi. Hayır ben o zaman şöyle bir açıklama yapayım. Evet. Onlar zaten benim gözümde evli bir çift. Kızarabiliyor gördüğünüz gibi. Hayır, evli bir çift onlar benim tabii gözümde. Ama biz eğer evlenmeseydik işte eşim Bursa'da yaşıyordu, ben İstanbul'da yaşıyordum, Ödemiş'te çalışıyordum. Ama zaten yani, olmazdı diyorsun. Yani hayat şartları bizi birbirimize ters düşürebilirdi yani. Biz o yüzden hemen 25 günde kapattım. Bu işi halledelim. Hayat şartları bizi. Mesela ben buldum. Bugün, ortasını aldım. Bu, aynen. Bugün 6. ayımız. Maşallah. Allah şimdi çok seviyorum. Maşallah. Aa, bir takım mevzuları anlıyorsun. 25 günde de mi? 25 güne niye yadırgıyorsun? Her şeyin alışma süreci 21 gündür biliyorsun yani. 21 gün şeker yanıyor. Antidepresan mı alıyor? Koca alıyor abicim tamam, ya. 21 i̇yi de 3 sene çıksam 3 sene çıktım. Nereden belli? 2 sene sonra ayrılacağım nereden belli? Ya Allah çok uzun, çok uzun bir ömür versin evliliği ki. İnanıyorum böyle şeylere. Ama ülke hep öyle bir kız değil. 6 ayda ne öğreniyor insan? Efendim? 6 ayda ne öğreniyor yani evliliğin 6. ayında? Her gün daha güzel olabiliyor bir önceki günden. Bebeğim ya 10 saniye. 6 aylık kesin sen olayı. Biz de deneyeceğiz bakalım ben de evleniyorum. Evet. Ne zaman evleniyorsun? Haziran'da. Sen de ilk görüşte aşkım 10 saniyede aşkım. Yok yok benimki uzun bir hikaye. Ne kadar uzun? 10 yıldır nişanlı arkadaş. Tam ikinizin ortasında çok dikkatli kur. Benim de
Ne kadar oldu? Herhalde bir 10 dakika falan görmüşümdür. 10 dakika gördün. 10 dakika gördüm. Toplam bugüne kadar 10 dakika görüştün. 10 dakika. Her gün 1 dakika görüşüyoruz. Nasıl bir elektrik alıyorsun? Kız trafo mu? Ne yaptın? Kaçak elektrik kullanıyorum. Melis, biz seni evlendireceğiz değil mi? Bu sene galiba oluyormuş. İnşallah. İnşallah. Yani... Önce bir nefes aldı, sonra bir verdi. Yok, gülüyordum da nefesi toparlayayım. Anladım, nefes toparlayayım. Ses nerede kaybolsun. Yapacağım Burak düğünü? Katılıyorsun aslında. Nerede yapacağım? Bir de o vardı değil mi? Böyle tabii. Üzümün çöpü, armutun sapı. Kendi söylüyor bunu. Geçen nerede yapacağım benim düğünü? Her hafta sonu bir otele gidip... Her hafta sonu. ...soruyor, listeler yapılıyor falan. Ben de gibi en son ne oldu? Bu tükürt abi falan. Evet, buldum sonunda bizim yani. Bizim yönetmeni evlendireceğiz abi bir şekilde. Allah kısmet ederse Mayıs'ta evlendireceğiz. Ama bu hikaye doğrudur ya. Her hafta sonu bir otele fiyat sormalar. Evet. Bilmem ne. Ben hiç uğraşmadım. Hiç uğraşmadım. Bana evlenmek hiç şey için, evlenmek için otel gerekmiyor ki. Nikah dairesi yetiyor. İmza atıyorsun, evleniyorsun. Evet. Niye bu kadar şaşa? İnsanları mutlu etmek. Bu kadar şaşa. İnsanları mutlu sert açıklamalar. Otelden başka bir yerde. Ama takı takılıyor abi. Evlenilen, pardon falan değil. Ha, aynen de çok doğru söylüyor. Takı takılıyor babacığım. Evet. Ya alanlar yani bir çekiliyor. Oğlum gidin pazara dükkan açın para toplamak istiyorsunuz. Bunun için mi evleniyorsun? Niyetim oydu gerçekten. Ama dört tane bakır çıktı ya. Yani tam i̇şte. Böyle ya atelira şeyi verir. Neden o hengamede arada kaynıyordu onun için. Ondan kameraya çekiyorlar. O yüzden mümkünse de küçük bir otel, butik bir otel olsun ki herkes herkesi bilsin. Kim kime neyi takmıyor. Beğenilen dizi Renan Bilek'ten sert açıklamalar. Evet. Evlenmek için asla otele gerek yok. Nerede evleniyoruz? Asla otele gerek yok. Abi nikahta resmi başvuruyorsun. Nikahta şimdi nikah sarayında. Ama onu 3-5 kişi alıyorsun abi. Orada takılmıyorlar abi yani. Abi zaten karınla ya da kocanla evleniyorsun. Aileyle evlenmiyorsun ki. Evet. 3-5 kişi evlenmiyoruz ki. Gidiyorum karımla evleniyorum ya da kocamla evleniyorum. Ya sen çok normal. Sen Türkiye'de sadece karı ve kocalarınla evlendiğini mi düşünüyorsun? Niye Türkiye'de umumla mı evleniyoruz? Başka kimlerle sen evleniyorsun? Her düğün var yani evlilik iki kişinin yaptığı. Ya bayağı bir kapanmışsın. Oğlum 4 tane izdivaç programı var. Bu Türk televizyonlarında. O onların problemi. Umumu benim açık veriyorlar. Verdikçe veriyorlar. Boşanmama garantili değil mi? Ayrıca de boşanmama garantili evlilik var mıdır? Mümkün mü abi? Boşanmama garantili. Yani söz iki ya askerde bile bilmem kaç kişiyle aynı koğuşta yatıyorsun. Çok samimi oluyorsun ama anlaşabiliyor musun? Her zaman insanın öyle bir sıkıntısı var. Önemli olan senin olduğunu düşündüğün ve ona ait olduğunu düşündüğün insanı kaybetmemek için. Siz nasıl evlendiniz? Kardeşinle bile. Biri bunu versin alttan ya. Hep ben sormayayım. Siz nasıl evlendiniz? Kaç sene oldu? 7,5. 7,5 yıl oldu. Nasıl evlendiniz? Çok güzel söylediniz. Herkes gibi nikah tarihinde evlendim. Herkes gibi. Herkes nikah tarihinde evlenmiyor. Ben nikah tarihinde evlenmiyorum. Memur kıymıyor musun sizinkinde? Abi ben otelde kıydım ya. O yüzden otel. Ne onu sen bence. Oteli iyi otel. Hayır bir şey söyleyeyim. Hadi itiraf ediyorum. Düğün gecesinden sonra bir uyanmış. Bu kadar para yok. Nereye gitti? Yok babacan ben kızı kaçırdım ya. Hani Mesut'a inanır mısınız? Kız kaçırdı. Kızı kaçırdım. Bir otel odasında evlendik biz. Aa. Tabii tabii otelin sahibi şeyimiz. Otel onun için takıksın sen. Otelin sahibinin eşi de öteki şahidimiz yani. Senin için evlilik sahibi otel. Çünkü orada evlendin ya. Şart olsun ki güzelmiş. Otel iyidir ya. Seninki güzelmiş. Vallahi iyidir ya. Ben bayağı eşimle birlikte gittik nikah salonunda. Yani zaten hatta işlemleri yaptık. Dediler ki ne zaman istiyorsunuz günü dediler. Hemen. Ben dedim ki şu anda kıyamıyor muyuz dedim. Ah canım ya. Dedi ki ya bugün şu anda olmaz dedi. Hızlı bir romantik. Ne zaman yarın şey olmasın öbür gün olsun dedi. Olur dedik. Ertesi gün, ikinci gün gittik. İşte iki tane, üç tane arkadaşımız geldi. Onlar da şeye geldi yani. Mavrasına. Hani biliyorlardı. Hani Renan alır gitar evine burada. Sobelediler bizi, bastılar. Şey. Evlendik. İki gün sonra mı, üç gün sonra mı ne böyle şey vardı. Hem işe gitmem gerekiyordu. Ayvalık tarafında çalışacaktım. Biz de balayını oraya gideceğiz, orada geçiririz dedik. Gittik. İş olmadı. Biz 15 gün işe başlayacağım diye bekledik. Oh. İş olmayınca biz 15 gün tatil yaptık. Bayağı bildiğin balayı tabii, olmuş yani. Bir gün derlendim beni iş için çağıran ama hala oyalayan adama. Dedim ki hoşçakal ben gidiyorum dedim. Atladım karımla döndüm işte tatilimi yaptım döndüm bitti. Yeni olsaydım adamla da evlenirdim. O değişik bir şey 15 gün. Niye oyalıyorsun ben yeni evli yapacağım yani. Bir de yengeye sormak lazım. Çok farklı eğilimlerin başladı. Oh estağfurullah ya. Niye hayır, şey anlamında söylüyorum. Evlenmek yani eğlenmek. Anladın mı? Yani isteyen istediği zaman evlenebiliyor muyuz? Tabii o canım. Yıl falan niye 10 yıl beklediniz? Ya bizim beklemek değil de yani öyle oldu. Biz zaten çok sık görüşüyorduk. Biz niye bunları konuşur hale geldik? Çok özür dilerim ya. Değil mi? Senin sanatını soracakken niye 10 yıldır evlenmedin? Yani. Ne saçma bir soru. Talip telefonu mu alacaksın? Anlamadım ki. Yok almam artık o. Bizim kardeşimiz oğlum. Tamam. Verdik ya vereceğimizi. Ver. Enişte. Tamam. Enişte ne diyor duruma? Bir şey demiyor. Yani biz geçen yaz yani 2 yıl üst üste
aile büyüğümüzü kaybettik de çok böyle hani bir de işler güçler biraz çok karışıktı. Şimdi ben kış olsun diye planlamıştım. Bu kış aslında öyle bir düşündüm ama şimdi iş geliyor. Düğün ister. Yok yani. Düğün yapaydık. Yok ya benim öyle çok hani düğün şekil şema çok böyle bir yani beklediğim böyle çok büyük bir hayallerim yok. Lato hazır, Yeşildeniz falan. Ya maksat aileyle beraber, kuzenlerle, arkadaşlarla beraber eğlenmek. Yürüyelim diyorsun. Aynen. Ya ama şimdi bu iş girdi araya. Ya bakalım. Enişte yani. Neci ne iş yapar? Kendisi? Tasarımcı. Tasarlar. Evet. 10 senede tasarlayamadı mı bir evlilik ya? Bir ara alın da olur. Ya ne yapacaksın Allah Allah. Alacağım alacağım ya konuşacağım Allah Allah. Enişte rahmetli. Ne garip. Serdar sen şeysin bekarsın değil mi? Taze bekarlardanım ben abi. O ne demek abi tam? Taze bekar demek. Taze bekar demek taze, tam. Taze yani. İlişkin yeni bitti. Öyle gözlerin pırıl pırıl. Çok mutlusun. Hayat devam ediyor. Hayatta yes. Bir şekilde bir yerden devam etmek gerekiyor. Sonuçta geçmişle yaşasaydık zaten bu yaşa gelmezdik. Bir şey söyleyeceğim. Sen biraz bronz gördün bu. Bizim makyajdan değil değil mi yani? Yok bu biz çok soğuk şartlarda çalışıyoruz orada. Hava çok soğuk. 3-5 tane içlik giyerek. Evet kış bronzluğu. Gerçekten soğuktan yüzümüz yanıyor artık. Hı-hı. Kulağımız, yüzümüz. Ve mesela şu an burada ben bir yandan yanıyorum. Çünkü o kadar alıştım ki soğuğa. Ve aslında burası gayet ılımlı herkes. Bizim burada her sene üçleşimiz var yani çalışanların. Yani şurası -15 derece. Yani burada yine hani konuk geliyor işe geldi. Ben sana dediğim ya. Kafalar sallanıyor yalnız. Ben sana dediğim ya. Hakikaten taban giyilmiş. Yanıyor bak sağdaki yanıyor. O çok genç. O yanıyor sürekli ateşi var onun. O hep böyle gelir. O kenardaki... Ama diğerlerinin 5 tane zatürresi var tabii. O kenardaki battaniyeler yani. Buradaki halka dağıtılmak üzere mi? Tabii canım ya. Birazdan Kızılay çalır açar. Hakikaten bazen çok soğuk oluyor. Mont gerçekten kolay değil orada. Ya. Bir daha çıkalım çekmek. Ya bizim yaptığımız zaten genel manada zor. Çünkü 120 dakika komedi çekiyoruz ve hani böyle uzun sürelerde uzun şartlar altında çalışıyoruz. Sadece bizim istediğimiz daha güzel şartlarda dediğim işte Burak Alkaş gibi olsun, Renan Bilek gibi olsun, Ali Barkın gibi olsun, Mert Turak gibi olsun, Melis Öykü, keza bir sürü daha insanlar ekipte. Abi, rol caption saydı adamlar. Cidden sayarım ama o kadar değerli insanlar ve hepsi için gerçekten kast direktörü Yelda Gürkan'a teşekkür ediyorum. Önce çünkü bu kadar güzel bir kastı bir araya getirmiş. Ekip çok güzel. Biz kameranın arkasında gerçekten uzun saatlerde çalışsak çok eğlenerek, işimizi yaparak, komedi yaparak, komedi yapabilerek çalışıyoruz. Bu güzel bir şey, bir şey söyleyeceğim ama. Bunu başarabilen insanlara teşekkür ederim. Ya dizi bitince hani o şey tüm bu güzel atmosfer dağılır mı diye düşünüyorum. Dağılmayacak birkaç şey var ama şu da var hani aslında insanlar birbirlerini... Ekipten ev alanlar başladı. Ölmek yok. Kanada'ya yerleşemedi. Ben sessiz adamdan korkarım. O bağlantıları yapmış. Kanada'ya yerleşemedi, Birgi'ye yerleşecek. Ödemiş il olursa yarın öbür gün, Birgi'de belediye olursa tekrar yerel yönetimler... Sen seçilirsin. Ben adaylığımı koyacağım belediye başkanı. Hocam kızı gerçekten. Sen seviyorsun o izni. Yapışırız. Ben o tarafta yani seviyorum. Oranın adamısın sanki. Seviyorum. Yani İstanbul'da yakışmıyorsun sen. Yakıştığın tek yer küçük sahne. Orada güzelsin. Ah kardeşim. Küçük sahnede kocaman bir adam. İstanbul'da zaten ucuna gittim artık Kocaeli'ne doğru. Mümkün olduğu kadarına kaçar. Kaçıyorum diyorsun. Kaçar sevmiyor musun kenti? Kentin kendisini çok seviyorum. Hı. Nedir seni kaçıran buradan? İstanbul'un hayatını sevmiyorum. Peki. Nedir Kanada'da mutlu eden seni? Yok döndüm ben işte. Tamam. Olmamış. Buradayım yani. Ben aslında buradayım. Birgi'ye yerleşmek. O bana hala inandırmaya çalışıyor. Abi ben döndüm buradayım bak Ali ben. Abi, soğuktur orası sen. Bak sen kızarmamışsın. Sen bildiğin beyazsın yani. Onlar benim kadar çalışmıyor onlar. Ha öyle de vururuz artık ama bıçakla da. Kanada'nın neresinden siz? Kanada'nın batısı. Bak Fransız bölgesi bir şey bölgesi. Onu ölçüyorum. Yok İngiliz, İngiliz bölgesi. Ha. Ama biz kıyı şeridindeydik. Soğuk değil orası. Ha. Güzeldi aslında. Siz kimsiniz? Kaç kişi gittiniz Kanada'ya? Ben şimdi... Ontario kurtlarım sizi. Nesin sen? Kanada deyince oraya bir gittim geldim. Oraya gittim. Arkadaşlar. Hakikaten uçaktan onun görünüşünü bilirsin yani. Bir su öbeği yeşil. Su öbeği yeşil. Evet. Öyle giden bir ülke yani. Ben hep uçaktan bakıyorum. İyi de abi uçak, uçaktan bakınca. Çok biliyorum. Çok Amerika'ya gittiğim vardı. Ali sonuç itibariyle inşaat mühendisi olarak kalsaydın. Düşündün mü kendini ne yaparım diye? Ne yapardım diye? Şu ara sıra İstanbul'da hangi binayı dikmişsin? Ara sıra düşünüyorum. Düşünme bence. Misal şu an düşündüm diye. Şu an düşündüm. Ya zor yani şantiye hayatı, gerçi set hayatı da zor. Şantiyeden ne farkı var? Sen niye eğitim alsın? Çocuk darmadağın olmuş şantiye... ya. Farkında mısınız? Abi ben hala ilk soruyu düşünüyorum. Gelemedim buraya. Şantiye eğitimini alıp setlere geldi. Işte. Tabii aynen. Bu da önemli. Ben alandan yetişmiş adam derler ya. Sahadan tabii tabii. İşin sahasından yetişmiş adam işte. Şantiyeden geliyor baba. Bu kadar net. Daha kolay değil mi şantiyeden gelince?
Evet. Hala birinci sorudaysan devam edeyim. Kanada'dan niye döndün? Ali, Ankara... Şimdi Serdar, Güven Park... yeter tamam. Mesut Yer'e bağlanıyoruz. Bu 3G hikayesi biliyorum, o şeyden bağlanıyorlar. 3G'den her tut edip falan. Haberi sunduk, altta yazıyor. Öyle geçiyor. Hakikaten oluyor ya. Çok başımıza geliyor. Bazen ulaşamıyoruz da kendisine, o yüzden. Ha, kapatıyor mu? Yani kapatıyor. İçine kapanık bir tip misin? Yok, içine kapanık değil aslında. Bana açılabilirsin. Bak Mesut abinim ben senin. Oraya geldik yani. Buna kanma. Hiçbir noktaya kadar geldi. Abi sevin. Bak sen uzan böyle. Dinlemek istiyorum ben onu. Tamam. Dinlemek istiyorum. Siz hepiniz bitirmişsiniz şeyi. Ben de duvarla evinde. Almış gidiyorsunuz. Lan amca bak sessiz sakin. Meselesini anlatsın bana. O sorulu pembe. Buna kanma Ali. Ben Kanada'dan geldin. Kanada'dan döndüm. Bu programda manşetler diye Kanada'dan geldin evet. Bak bu manşetlerde çok ağır oluyor bu işlerin sonu. Daha kolay yani olacak. Benle I'la gidersen ben ve I diye çıkıyor manşetler. Tabii. Kanada, I, ben, I. Ben 3 nokta değil mi? Ben 3 nokta. Yakışır. Ama Kastamonu değil. Eklemek istediğin bir şey var mı? Bir nokta daha en fazla. Başka ne olabilir? Bana göre keyifli. Evet, Rena'nın aramızda kalsın oyununu sanıyorum. Yani burada sıklıkla iki şeyin çok altını çizeriz. Bir tanesi Renan Bilek'in aramızda kalsın oyunu. Bir tanesi de 30 Ocak'ta vizyona girecek olan Yapışık Kardeşler. Bu akşam Yapışık Kardeşler'den bahsetmemek için Renan Bilek'in aramızda kalsın oyununa küçük bir gidelim mi? Gidelim. Özlemişindir belki. Özledim, çok özledim. Özledim. Ne zaman o temsile girdin en son? 2 ay falan oldu. Sen bayağı özlemişsin abi. Şöyle bir sorun, bir tercih ve bir sorun nedeniyle ara verdim bir süre. Tercih nedir? Tercih nedir? Yeni bir şey hazırlıyorum. Hey. Sorun bir küçük sağlık problemim var. O kadar saat ayakta duramıyorum. Ha tamam eyvallah, hiç şeyi karıştırmam. Sağlık. Yok ya, menisküs. Menisküs mü oldu? Ameliyat olmam gerekiyor. Ya, girmeyecektin o halı saha işine. Yok ondan oldu. 40'ından sonra bizim gibi azanlar böyle kilo vereceğim, kilo vereceğim. Benim spor yaşıma gelen futbolcular teknik direktör oluyor. Ben futbola merak sardım. Olmayacak, olmadı işte. Olmadı. Kurban olurum ya. Tutmadı. Sen Beşiktaş dedin değil mi? Ne diyorsun? Allah diyorum valla. Bilic desene, Bilic. Ha? Nasıl Bilic? O zaten o. Ama Hırvatistan milli takımından beri takıkım yani. Ha. En büyük kazanç. Ne güzel adam, yakıştı bize çok ya. Çok güzel adam. Çok tatlı. Çok yani... Beşiktaş'a, çarşıya, siyah beyaza yakışıyor. Şey var, öyle bir gülüş, öyle bir gülüşüm var ki sanki Beşiktaş sahaya çıkıyor. Vallahi o da. Bir de o rockçı falan da değil miydi? Çok bayağı. Hani tam ya. Kartal ismini koyar falan yani en azından. O kadar doğru ki yani. O kadar. Bizim hani çarşının balıkçıları gibi ya. Aynen. Hakikaten bizim o ruhu yaşattı tekrar. Eyvallah. Hissettim yani. Çok teşekkür ediyorum size katıldığınız için. Baba ne olur ya şimdi. Hani fakat ben daha bir ne olur bizim şey. Tanışamadım. Tamam onu bir şey. Daha tanışamadım. Ben şimdi yapayım ya. Nerede yapayım ben? Gerçek sandım da. Başka bir yere doğru yürüdüm diyor. Peki aramızda kalsın. Ha gidiyoruz. Aramızda kalmasın diye de program çıktı. Ama abi ama biliyorsun dizi oldu aramızda kalsın. Magazin programı oldu. Her şey mi aramızda kalacak? Şekerim hep taklit, hep taklit nereye kadar? Bravo. Gelsin lütfen. Kapışın altında 5 tane daha ben varım. Bir tane büyük varım, sonra küçük 5 tane daha varım. Aynen bak. Öğren. Sarafet, nezaket öğren. Yap gitme de böyle bakış mı vardı? Yaman çekiyorsun. Böyle gitmez. Öbeğin üzerinde bir diyen kendi var. Hadi. Uzun su çıkarır koyarım. Evet, bu kadar evlilik sohbetinde Renan Bey Zonguldak Ereğli de bize şahitlik sözü vermişti. Bizim evlendiğimizi iletir misiniz diyor Umur. Ulaşmadı ki bana. Şimdi bir de bunlar var. Melis'in bacısı. Takibe takip. Tabii canım. Bura gözlüğünün çerçevesi. Çerçevesi aynen. Hani Melis'in dudakları. Mesut'un dalağı. Ya böyle gidiyoruz. Çok enteresan gidiyoruz. Ne oldu bir bildiğiniz? Mesut'un dalağı. Böyle gidiyor baba ya. Çok enteresan. Mesela bunlar gerçekten iletişim kuruyorsun değil mi? İletişim onlarla. Melitistler. Bacım demiş zaten. Melitist. Melitist. Çok melitist. Melitist. Bak, ama o bana has bir şey değil. Melitist. Melitist diyor ama o bana has bir şey değil. Mesela Deniz adında bir oyuncu varsa Denizist de diyorlar. Mesela hani...
birçok kişi için yapıyorlar bunu. Ha. Ben zaten sosyal medyayı yani çok sık girip şey yapmıyorum. Yani bu rahatsız etmiyorum sosyal medyayı. Onlar kendi aralarında. Evet, kendi aralarında. Yok hayır, arada iletişime geçiyorum tabii ama bu dönem biraz şey yaptım. Ciddi anlamda sağlığımı rahatsız ettiği için bir süre gündemi takip etmeme bir dönem, hani bir ay en azından. Ben bir susayım kapanayım içime dedim. Ya hayır, baş ağrısı, yani kronik baş ağrısı falan olmaya başlamıştı. Gündem bende. Sende baş ağrısı mı yapıyor? Yaptı. Yani kalp atışları sıkıntı. Etimolojik bir kavram değil mi bu hocam? Etimolojiyi yanlış kullandım. Evet, bu yanlış. Daha ya, psikosomatik bir kavram bu. Evet, şu anda doğru anladım. Hocam. Doğru. Son zamanlarda bayağı rahatsız ettiği için bu ara çok bakmıyorum ama genelde evet. Yani... Ama işte bacın orada, yani burnun orada, ağzın, yüzün, kirpiğin orada yani. Arada bir bu uzuvlarla ilgilen. Yok, ilgileniyorum canım. Yazışıyoruz yani. Tabii. İlisi, hepimizin onu çok sevdiğini söyler misiniz diyor. Küp. Aynen. Bu küp tek başına yani bir şey değil. Küp Kübra olabilir o. Melis'in küpü aslında. O Kübra olabilir. Evet. Mürvet Kaçar Yeşildeniz'e bayılıyormuş efendim. Melis'in bacısı da şey diyor. O da Melis'e hepimizi. Ne zaman tweet okuyacaksınız? Siz okuyana kadar Atçem. Atçem diyor, bu kesin sizin oradan yazıyor. Atçem. Peki. Rabia o. Devam edebilir. Buradan şeyler. Bir sürü insan bizi izliyor ve bazen sırf geyik muhabbeti burada laf çok diyerek de Aydın Çetinkaya'dan çok tatlı bir şey oldu. Geyik muhabbeti nedir Renan? Senle biz daha iyi biliriz. Şuradan çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Şey, bunu bana sormanda tabii çok manidar bir durum görüyorum. Şey, çünkü ren geyiği diye bir şey vardır biliyorsun. Ne ama rengi? Yani Renan kahve olarak... Kahverengi. Renan olarak mesela geyik muhabbeti sormak... Kelime komiydi. Kelime komiydi, güzeldi çok ama. Çok güzel, komikti. Yapıştırdı oradan. Evet. Orayı beğendim zaten, kaldı. Geyik muhabbeti nereden çıktı hakikaten? Hatırlar mısın? Vallahi hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Böyle laps diye girdi hayatımıza. Vallahi billahi. Sen bilir misin Burak? Böyle geyikler hani şey yani, tokuşur, boynuz tokuştur, ses çıkartırlar. Hiç muhabbete girme ya. Geyiğim ben muhabbete girmeyi görmeyeyim yani ki. Hiç o elle dokunur bir şey değil. Lagara lugara anlamında o boynuz tokuşturma sesinden gelen bir şey olabilir ama yine böyle... Boynuzu yememiş adamlar. Çok adamları. Fazla açıklama. Böyle bana şey yapıyorsun ya. Çok mu sordum ya? Akil adam muamelesi yapıyorsun. Ne bileyim yani National Geography'nin hani şey genel yayın yönetmeni muamelesi. O kadar. Yani neredeyse oraya geldik ya. Bu gençler var abi. Gençlerle konuşsana. Ben yine gelirim. Zaten yeni iş yapacağız. O zaman gelirim. Bak gençler böyle duruyor. Ali Barkın mesela aslında. Bu arada bak yeni iş yapacağız. O zaman gelirim. Yani şey rezervasyonu yaptım. Ben tamam abi. Mart 16. Çünkü her geldiğimde ne yapsın? O da iki tane şey sağ olsun aramızda kalsın gösterip bir de benim aramızda kalsının oyun tarihlerini anons edişlerimden kolaj yapar. Orada benim bütün genleşip enleşmem, kilo verip almam, saç şeklini tutuyorsun. Evet ya, nedir? Bütün halleri görüyorsun. Oğlum benim kız daha çılgın. Pirelli takvimi gibiyim ya. Pirelli takvim derken o çok enteresan hani bir şey. Ya mesela arkadaş. Bu kadar genç var burada. Ya hayal ettim de senin Pirelli takviminde. Bu kadar nefes at adam çıktınız ya. Burak sen şey yapıyorsun, sahne şovu yaptın mı sen de? Sahne şovu yapıyordum evet. Yapıyor musun hala? Yok hayır yapmıyorum çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Hayır. Çalıştığımızdan beri hiçbir şey yapmadım. Oğlum Pisedil'de de yoğundunuz, acayiptiniz yani. Yoğunduk abi. Sen o zaman yapıyordun hiçbir şey değişmedi. Evet o zaman yapıyordum. Pisedil'in son sezonunda yaptım. Sonra tiyatroyu bırakmak zorunda kaldım. Yeşildeniz'e geçtim. Yine bu sezon bir oyun yapacaktım. Olmadı. Yeşildeniz devam. Bir de Gurbet'te seneye çalışıyorsun artık. Evet, yani bir yandan da o. Yo, ben İzmir'e yerleştim zaten. Yerleştin mi İzmir'e? Benim annemler falan da İzmirli. Ay kurban olayım, sen onların ayağına gittin. Doğru, onları buraya taşımaktan sonra oraya gitmek daha keyifli bir şey. Peki Pisedil'de gerçekten başka karikatür bir karaktersin. Evet. Sonuç itibariyle oyuncusun, değişeceksin de, dönüşeceksin de bir şey. Yalnız oranın kitleleri, yani bizim o ergen dediğimiz güzel çocuklar, onlara güzel çocuk diyoruz. Evet. Çünkü gerçekten sevdiği insanın kirpiği olmaya razı. Ya da işte bacısı olmak, işte neyse organ olmaya razı. Oradan bir sıkıntı oluyor mu zaman zaman? Biz seni Orço olarak görmek istiyoruz. Orço'yu çok özledik, Orço bize geldi. Yok demiyorlar ya, şimdi daha alıştılar hepsi. Çok güzel tweetler alıyorum. Yolda görenler çok güzel tepkiler veriyorlar. Aynı insanlardan mı geliyor yoksa yeni bir kitle midir bu? Yani şimdi mesela Twitter'da bir belli bir takipçim var, fanlarım var. O fanların senin dizideki bütün rollerini, şeylerini izliyorlar. Ne yapsan yani. Seviyorlar mı bunlar? Seviyorlar abi. Hmm. Yani işimizi güzel yapmaya çalışıyoruz. Verilen rolü oynamaya çalışıyoruz. Beğenirse halk beğeniyor. Beğenmezse de tabii yerin dibine sokuyor abi. Yapıyorlar değil mi? Yani hani onun elinde olan bir şey yani. Fena ya. Öykü sen ne düşünüyorsun? Böyle hani farklı rollerde oynamak. Fan kitlesinde bir travmaları atıyor mu? Hayır ya. En fazla yükseltebilir. Azaltacağını zannetmiyorum. Öyle mi? Genellikle evet. Artar mı? Yani iyi karakterler oynuyorken bir anda kötü karakter oynuyorsa... Hani orada bir o başka bir matematik hesabı. Zaten yanlış bir hesaba kayıyor bir şekilde. Hmm. Yani sinema filmi dışında dizi piyasasında iş yapmak istiyorsan ya da ben çok sıkıldım artık hani nasıl bir iş yaptığım önemli değil. Sadece işte kötü
başka bir kırma noktasına geliyorsan, hani prestij kariyer düşürmüyorsan. Onun dışında en fazla arttırabilir. Mesut abi, olmadı şu iş dediğin var mı geçmişinde? Yani keşke o topa hiç girmeseydim ya. Yok. Ha. Yok ama şunlar var yani, tercih ettiklerim sayesinde daha iyilerini kaçırdıklarım var. Ha. Hangisi, bir tane örnek versen asla daha iyi. Vardır. Daha iyi örneğin. Bir tane daha iyi. Bir tanecik daha iyi. Geçmişte bitmiştir. Ama belki daha farklı şeyler öğretmiştir belki sana. Yani tabii. Kafanda oluyor. Yani, başka bir şey gelişmiştir. Başka bir yönün gelişmiştir. Yani şunu dediğim oldu. Sadece işle alakalı değil. Hani Allah'ım neden buradayım ben? Hani bunu uzun süreli neden buradayım? Hani bir pişmanlık da değil. Ama ve sonrasında gördüm neden orada olduğumu. Çünkü orada olmam gerekiyordu. Çünkü aslında çünkü onu hak ediyordum. Ve hayat beni öğrenmem gereken şeylerle oraya yuva... Yani öyle akıntı oraya doğru gidiyor. Yani hani biz daha fazlasını ya da daha azını almıyoruz bence. Güzel çıktın ya. Yani bunun üzerine neden ne diyeyim? İş güzel olunca bazı şeyler ikinci plana atılabiliyor diye bir lafım var. Neler attın ikinci plana Melis bugüne kadar? Yani bu sene... Şehir dışındayım. Ablam doğum yaptı. O kadar hüzünlü anlatıyor ki. Çünkü şuraya bağlayacağım. Seni olmadı Mesut abi. Olmadı Mesut abi. Çünkü ablam doğum yaptı. Allah başlasın. Her ablası doğum yaptığında ağlar. Ağlar. Ablanın yani kaçıncı doğumu bu almış artık? Hırkar abilerin annesi. Yok, ilk doğum. Yani şey, ablamın doğum yapacağını biliyordum. Şu an onları az görebiliyorum. Tabii benim de kendi özel hayatımla ilgili plan program yapma zamanım. Bak ablam sonra doğum yaptı. Oho çocuk büyüyecek. Sen hala oho. Ben uzakta kalmıyorum. Ya, tabii. Yani sonuç, onu dedim işte senaryoya bakınca. Nerede çekildiğinin artık hani çok da bir şey olmuyor. Önemi ablanın doğum yapmasının da önemi kalmadı, anladım ben. Ya var tabii onun bir önemi, olmaz olur mu da. Yani ablam muhtemelen izliyor da bizi küçük yeğeniyle birlikte. Peki öyle diyelim. Evet geçen de ya Kemal konuğumuzdu bizim. Kemal Uçar. Beraber şu an sinema filmimiz var vizyonda. Abi biz battık dedi adam, biliyorsun. Aslında biz batmadık. Ama o kadar güzel söyledi ki. Yani ben onu tertif olarak biz kabul ettim. Alnımızın akıyla yani çok güzel bir iş yaptık. Çok güzel. Bir kere ben hayatımda ilk defa çok değişik bir karakter oynadım. Ve çok fazla sahnesi olmayan ama girip de golünü atan bir karakter. Ve kendimi sonuna kadar sergileyebileceğim bir karakter. Filme ben İtalyan başlayıp "Mi hai promesso che" diye başlayıp "Ocak 19 giyerim, kalp masajı geçirdim" deyip böyle bir bitiren bir adam oynadım. Ve çok güzel, alnımızın hakıyla ve çok güzel yazılmış. Nasıl becerdin filan olan şeyi öyle? Öyle. Doğru öyle ha? Çünkü biz beraber oturup karar verdik. Bu aslında Emilio diye bir karakterdi. Adı değişti, Bernardo oldu. Bu İspanyoldu. Biz onu İtalyana çevirdik. Oradan Türkçe konuşacaktı. Biz onu Laz'a çevirdik. Hani bu... Coğrafyalar bayağı bir karışmış. Kendimiz yani böyle bir şey yaptık ve çok güzel. Eleştirmenlerin de çok az bir izlenme oranı var ama eleştirmenlere de tek tek teşekkür ediyorum. Benim hakkında çok güzel şeyler yazmışlar. Patron güzel filmdi. Güzel film. Yani gerçekten şey, çok güzel. İyi mizah olan. Ben şanssızlığı aynen, belki hani girdiği çok dönem çok fazla salonda olabilir giremedik. Girdiğimiz evet dönemle alakalı 62 aynen salonda girebildik. Çok güzel insanlarla çalıştık orada ve çok kısa zamanda çektik biz o filmi. Bir de çok şanssız çektik demeyelim ya. Bu artık bunun festivali var, şeyi var. İllaki gösterimi var, bilmem ne. İllaki ama biz hani şuna inanıyoruz. İlerleyen zamanlarda online izlenir, işte DVD'den izlenir, bir yerden izlenir ve ikincisi çok daha güzel olacak. Kanallara satılıyor. Buna çok inanıyoruz biz. İkincisi olacak. Evet, ikincisi biz inanıyoruz. İkincisi, i̇şte ben genci ikincisi, hatta biz seviyorum gençler abi. İsimlerini bile evet düşündük ve Kemal ve Giray yazdılar bunları. Kemal Uçar ve Giray Altınok, ikisi de çok güzel insanlardır. Hı. Tanırsınız piyasadan. Onların çok güzel kalem, ya çok güzel kalem almışlar senaryoyu bir kere ve çok da güzel, çok net oynamışlar. Yani hı, filmi ben çekerken anlamadım. Karşımda nasıl oynadılar, ben nasıl oynadım, çünkü benim kendi stresim daha iyi nasıl koyabilirim. Çünkü İtalyanca hiç bilmediğim bir dil. Ama çok güzel demin konuştun yani işte, bir Romalı kadar. O var ama o kısma girmeyelim şimdi. Var Mesut'um. Şımarık derler, şımarık derler. Mesut yardayız bugün. Şey gerçekten söyleyeceğim. Çok şunu çok kusura bakmayın. Estağfurullah lütfen. Şunu net olarak söylüyorum, Kemal ve Giray. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü o kadar fazla insan varken karşılıklı oturup karakteri bile beraber yazdık. Hani karaktere bile ne koysak diye bu kolektif kadar açıklar ve dedi ki senin cebinde ne var? Bu kadar açıklar, kolektif ve zamanımıza çok uygun. Hem senarist para istedi ben... değil mi sen, cebinde ne vardı? Herhalde o yani. Başka ne olabilir babacığım yani, gözünü seveyim ya. Ya o da var ama şimdi onu da burada bunu da bu kadar açık etmeyelim Mesut abi şimdi. Mesut abi battık. Aynen. Tamam. Battık abi. Neyse, ikinci bölümde en azından coğrafyalar netleşmiş ve hani konuşacağımız şeyler netleşmiş oldu. Daha güzel olacak inşallah. İnşallah ya. İnşallah. Olur vallahi yani. Ya ben şunu çok istiyorum hani.
3000, 5000, 10000 kişi değil de sinemanın hak ettiği değeri görmesi bu ülkede özellikle çok istediğim bir şey. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Bakma yani yandan da hakikaten çalışıyor. Şu an çok iyi gidiyor. Şu an çok daha iyi gidiyor. Her şey daha iyi gidiyor. 6-7 milyona çıktı evet. Yani. Evet. Tabii bayağı iyi. Ben bunu nüfusa da bağlıyorum biraz. Nüfusa mı bağlıyorsun? Evet. Niye? Yani nüfusun artmasına da bağlıyorum. Genç nüfusun. Genç nüfusun genç artmasına da bağlıyorum. Sinemaya giden adam. Evet yani o, ortalama o kesim işte 3,5 milyondu. 7,5 milyona çıktı. Ama işte onlar kendi aralarında hani birbirlerini çektiler. O sallıyorum işte ben gidiyorum işte ben kardeşimi götürüyorum ya da evet, hani şimdi... onun nüfusla da direkt bağlantılı. Bence burada hani ekstra sinemaya gidilsin diye yapılmış bir şey teşvik yok. Maddi gelirin daha az olduğunu düşünüyorum bizim... ben ya insan. Asgari ücret yani 4 kişilik bir aile 15 liradan bilet 15, 30, 60 lira para yapıyor. Gidip adam oraya 60 lira veremez ki sinemaya. Der ki 60 liraya ben 6 gün yemek yerim der. 60 lira verdi internetten indirip yani. Sinemalar evet, çok pahalı ama yani. Bir de şu teşvik için şu da oluyor. Çok kadrosu geniş geniş kadrolu evet. işler yapılıyor. Ya o diziden bu diziden. O iyi mi acaba ya? Yani sadece böyle bir şey. Yani sadece o kaygıyla yapılıyorsa kast, evet iyi bir şey değil. Ya biz çok kalabalığız ve çok ünlüyüz falan yani. Hmm. O evet yani çoğu zaman evet ters tepebiliyor ama komedi işlerini de yiyor genelde. Yemez i̇şte mi ya? Bize yemedi. Ya düşünsenize. Şimdi Erkan Can, babacığım. Zafer Algöz, Ayla Algan daha kimlesi var. Baba neler var bildiğin ya Mehmet geçitti. Özgür, hayır işte, sadece, sadece fragmanı 500 bin kişi izlemiştir dedim. 500 bin kişiye yakın izlendi fragman bu arada. Babacan işte ya bu fragmanlar yani. Var ya çok. Gerçekten öyle bu arada. Ben bu fragmanlarım var ya. Ama bizim şanssızlığımız Mesut abi şimdi İzmir'de 3 tane salonda var. Toplamda 3 salonda var. 3 sinema değil. 3 salonda var İzmir'de. Salon. Yani İstanbul'da toplasan 15-20 tane salonda var. Ve hani isim vermiyorum bazı sinema şirketlerinde yokuz bile. Hani neden yokuz onu da bilmiyoruz. Hani çünkü... Ali de bir film çekti Kanada'da. Evet. Bizim evin salonunda izledik. Tek salonda. Ali orada yapımcı falan mı? Yapımcı yardımcısı mı? Sen böyle bir hani şeyin çektiğin bir film var galiba değil mi Kanada'da? Yardımcı yapımcılığı. Yardımcı yapımcı bir de. Bir şey söyleyeyim. Çocuğu göndermişiz biz Kanada'ya. Para yapmış. Yapımcı yardımcısı olmuş. Yani evet. Yardımcı yapımcı orada. Çok... Yok abi ya şey öyle bağımsız ufak bir filmdi o şeydi öyle. Ne kadar ufak dediğin? Gidemezsin ya ne oldu yaş itibariyle gitmek istiyorsun peki tamam. Ya Gökhan şarkı mı çekme artık? Bir şey söyleyeceğim günün şiirini verelim istersen. Ver. Sen o arada uzunca bir tamam. Şiir var mı elimizde günün? En uzun şiir istiyoruz. Tamam verelim bir tane şiir mecburiyetten. Sen de eksilsen de anlamazlar ki çok kalabalığız. Taktim verin şiiri. Göğsümde 15 yara var. Saplandı göğsüme 15 kara saplı bıçak. Kalbim yine çarpıyor. Kalbim yine çarpacak. Göğsümde 15 yara var. Sarıldı 15 yarama kara kaygan yılanlar gibi karanlık sular. Karadeniz boğmak istiyor beni. Boğmak istiyor beni kanlı karanlık sular. Saplandı göğsüme 15 kara saplı bıçak. Kalbim yine çarpıyor. Kalbim yine çarpacak. Göğsümde 15 yara var. Deldiler göğsümü 15 yerinden. Sandılar ki vurmaz artık kalbim kederinden. Kalbim yine çarpıyor. Kalbim yine çarpacak. Yandı 15 yaramdan 15 alev. Kırıldı göğsümde 15 kara saplı bıçak. Kalbim kanlı bir bayrak gibi çarpıyor. Çarpacak. Evet gayet güzel. O kupalardan sadece 5 tane var demiştim. Ve gerçekten yalan çıkmadık izleyiciye. Gerçekten 5 tane var. Gördüğünüz gibi Ali ve ben CNN Türk kupalarıyla birbirimizi selamlıyoruz. Sevgili kardeşim Gökhan, sen ve ben ikinci albüm. Nasıl başladı müziğe? Kaç yaşındasın? 30 yaşındayım. Oldu mu o kadar Gökhan? 84'lüyüm evet. İyi güzel. Ya müziğe de biliyorsunuz hani klasik cevap. Kumsalda değil. Çocukluktan gelen işte duygularla. O klasik sonra, sende de geçerli bir klasik evet, mi? Evet üniversitede de ekmek parası dedik hani böyle. Ne okudun da ekmek parasına verdin kendini? Dış ticaret. Dış ticaret okudun oradan çeviriyordun. Ama tabii okurken de hani bir şey yapayım dedim. Böyle hani bir para kazanacağım bir şey yapayım. Kütahya'da okudum ben de bu arada. Çok iyi biliyorum Sadıç hikayelerini orada. Dile böyle dönüyorum. Evet. Sadıç. Oradan. Aa uzatmayayım. Kısa. Daha sonra işte Kalbine Sürgünü yapmamla beraber. Zaten Rafet Arman'la çalıştım o dönem. Kendisi Rafet şarkı... özellikle topladı değil mi? O dönemde beste mi topladı? Bir şey yaptı galiba yaptı, değil mi? Evet öyle. Bir platform şey, yarattı. Böyle internette fazla evet. Fanı ve dinleneni olan. Mesela ben o dönem çünkü internete koyduğum şarkılar hep böyle 5-6 milyon falan izleniyordu.
Oradan bana ulaştılar. Daha sonra işte çalışmak istediler. Ben de o şekilde Kalbine Sürgün'ü ilk duyduğu günden beri işte bu şarkı hit olacak Gökhan işte. Yani çok çok seviyordu ama ben kendim okumak istedim şarkıyı. Sonra kendime bir albüm yaptım. Daha sonra da tabii Aykut Gürel'le beraber şimdi. Yine o albümde de 8 şarkı vardı. Hepsinin sözümüzü bana aitti. Bu albümde de 10 şarkı var. Aykut da büyük usta tabii. Onunla çalışmak da keyifli. Benim anladığım tabii kadarıyla bu internette Gökhan ismi bayağı bir iş yapıyor ya. Ya Gökhan... Bak Gökhan Türkmen de internetten çıkmaya. Şey şimdi o geldi aklıma. İnternette ilgisi yok. Gökhanlarda iş var. Ooo güzelmiş hakikaten. Gökhan'la... sen çok Gökhan var. Kabul etmemiz lazım. Sosyal bir mesaj vereceksek... Evet, bence... Mesaj vereceksek Gökhan'dan yürüyelim abi diyorsun yani. Evet abi. Güzel yani. Sonuç itibariyle oradaki ilgiyi görebiliyor musun real hayatta da? Görüyorum yani çok seviliyor şarkılarım. Benim de hoşuma gidiyor. Ben zaten hani kendimi şey böyle bir gönül işçisi babında böyle hani o şeye girdim henüz. Gönül işçisinin yani şeyin sigortan var mı babacığım? Şu an yok. Gönül işçisinin sigortası nasıl oluyor? Şu yüzden yani aşk şarkıları yapmayı seviyorum. Bana göre müzik aşkı ifade etmenin en güzel yollarından bir tanesi. Ben de hani albümlerde, şarkılarda genelde hep böyle aşk anlatan hani çünkü bilmiyorum öbür türlü hani o eğlenceli müzik de güzel ama bence gerçek müzik yani iyi müzik biraz slow'da daha böyle kendini belli ediyor. Sen aşk adamı mısın? Yani hiç gitarınla vallahi sana bir ses verebilseydim eğer dediğin birine verdin mi sesini? O sesini duydu mu ve mutlu musunuz birlikte? Yaptığım şarkılardan işte az önce sen ve ben Kalbine Sürgün işte bu albümde çok güzel aşk şarkıları var. Bence dinlerseniz çok sevinirim. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani hangi şarkıyla birine yürürsek çok iyi iş yapar? Orada bu albümden mi ilk albümden? Bu albümden yürüyelim. İş derken yani nasıl bir... yani ilişki kuracağız canım yani. Ben anlatamıyorum, telaffuz edemediğim şeyi. Sen benim adıma sözcülük yapıyorsun ve ediyorsun. Hangi şarkı? Sen ve Ben midir? Sen ve Ben ama o okudum onu. Unutmak Zor okuyayım mı? Unutmak Zor'u okutacağım birazdan sana. Tamam. Yani o iyi iş yapar diyorsan olur. O, aha tamam. Renan gelmiş gel. Bakın gelişi bile diyor. Merhabalar Ali Bari. Merhabalar. Renan Bilek tanıştınız herhalde. Aslan Bilek. Merhaba. Renancığım hoş geldin. Ne haber? Ne yapıyorsun? Sağ ol çok. İşte baktım kontrol ettim şeyi kanalı. Nasıl her olmuş değil mi? Yerlerini çok her şey hiçbir sıkıntımız yok. Bütün dekorasyon kanalın dekorasyonu değişmiş çok başarılı. Harikulade. Etkilemiş. Eski rol arkadaşlarını izliyor musun? Yakalayabilirsem evet. Çünkü çok uzun bir dizi yaptınız. O uzun dizinin sonunda aile dağıldı ve aile çeşitli şeyler dizilere dağıldı. Evet. Ve o diziler o uzun dizinin uzunluğunda sürmedi. Biraz tuhaf bir havuz problemi gibi oldu ama yani yok ama bu çok normal. Aslında çok da güzel bir konu bu iş televizyon özellikle çok yani ben moda lafları çok kullanmayı sevmem. Sinerji ama hakikaten bir dönem ve birliktelik işi. Yani denk düşme işi. Hı hı. Yoksa bunun %100 garantisi olsa her yapımcı ona göre bir iş yapar. Hı hı. Ya bu bir denk gelme işi. Hı hı. Aynı işi bugün yapsanız aynı sonuç alamayabilirsiniz. Hı hı hı. O denklik çok önemli. Evet o zaman da denk gelmişti. Hepimizin hayatta çok önemli bir yeri olacaktır. Benim kendi adıma çok önemli bir yeri var çünkü. Çok ilginç ya evet. Ya. Ama öyle yani başka bir şey ama hayat devam ediyor ve işinize bakmak zorundasınız. Televizyon işi biraz aslında dükkan açmak gibi bir şey. Yani o döneme göre çünkü bu bir iş yani sanat değil. Sanatsal ögelerin olduğu, sanatsal dokunuşların olduğu, sanatsal estetiğin dolaştığı bir zanaat aslında. Evet. Ama yani o da çok tartışılıyor şimdi ya. Renan yani aslında bir sanat yapıyoruz diyenler de var yani. Dizi. Şüphesiz diyen vardır. Herkes her şeyi söyler. Ben öyle düşünmüyorum. Ben öyle katılmıyorum. Bu şeye benziyor benim için. Bir marangozun yaptığı sanat değildir. Aslında zanaattır. Öyle. Ama öyle işle. Mesela bir masa istersin. Çalışma masası. Öyle bir masa yapar ki hem estetik olarak güzeldir hem de senin düşünmediğin işlevsellikle bir şey eklemiştir ve şey dersin. Ne sanatçı adam dersin. Hmm. Bu böyle bir şey. Mesele böyle ya aslında. Ben, İki harfin arasında gidip gelen bir aynen mesela. Ben böyle bakıyorum. Yani iyi bir yönetmenle, iyi bir senaristle, iyi bir kastla, iyi bir ekiple sanatsal dokunuşlarla işin rengi tadı çok değişiyor ve hakikaten çok güzel olabiliyor ama sonuçta bir zanaat. Televizyon işi zanaat. Çünkü iki dudak arasındasın. Rating diye bir hesaplama var. Ona göre reklam alınıyor. Alınan reklama göre para alınıyor. Sanat böyle bir şey değildir. Sanat olmasın değil. Zaten. O değildir. Olmaz. Onun için sanat değil bu. Anladım. Yani hiç olmazsa kimliğimize, ruhumuza taşıdığımız o güvendiğimiz duygulara ihanet etmeyelim. Sanat bu değildir. Hı. Ama sanatsal vasıflar çok önemlidir. İşi estetik ve güzel kılan onlardır. Ya. Onsuz da olmasın. Eyvallah. Yani dizilerin işine bunu da tabii, estetik tabii. Şeyi koymamız. Çünkü şuna da inanmıyorum. Yani ben aslında oyuncuyum, tiyatrocuyum işte para kazanmak için. Hayır para kazanmak için değil. Sen işini emeğini buna aynen bütün olgunlukla ve birikimle sunmak zorundasın.
canını dışına takıyor. Çünkü bu senin işin. Bu senin varlığın. Yani bir de şöyle düşün, oyuncular için bu daha da erzen bir şey. Çünkü bir iş kalktığı zaman yapımcı falancanın işi kalktı diyecek olan yapımcıdır. Yönetmen bilmem ne işi kalktı diyecek olan ya yapımcı yönetmendir. Ama oyuncu falancanın işi tutmadı diyecek, bütün o işte bizi alkışlayan, kutsayan veya yere batıran halk diyecek. Yani biz bu işin oyuncunun işi bitti oluyor. Neydi? Oyuncunun işi bitti. Evet ya, sizin anlıyor. Çok enteresan ya. Abi, evet. Şu bilmem neyin ya da şu senaristin diye. Ben sana şöyle söyleyeyim. X kanalda bu sene 10 tane dizi sokuyor diyelim ki. Bir kanal demeyelim, sokuyor zaten. X kanalı kanal zaten sokuyor. Ne hepsi? 8'i kalktı. Şimdi sen oyuncuları, yapımcıları, yönetmenlere bilmem ne laf söylüyorsun da bu 10 işe okey diyen yönetici 8'i tutmamış arkadaş, kaldırılmış. Sen hala niye o koltuğunuzu? Kalk bakayım niye diye kimse demiyor. Asıl o kalksın abi. Oyunu oynayacak, evet, oynamayacağına karar veriyorsun. Var mı onlar için özel flash çalışalım mı? Ah abicim, ah. Ağza beynim. Ya kötü yere girdin, dur şimdi. Tamam, oradan çıkayım ben ya. Gerçekten hiç hoş değil ya. Böyle şeyleri konuşmamız tamam, hiç hoş değil. Sen zanaatkar mısın, sanatkar mısın? Bak şimdi, bak nasıl spekülasyon. Abi yani oradan da bunu mu anladın sen? Ama verdin, vereceğim ben de buradan. Biz hepimiz marangozuz, hadi bakalım. Marangoz, aynen. Bak şimdi ben söyleyeceğim verdiği. Marangozları severim. İsa da mı? Hakikaten bizim. Tabii canım ya, hani sonuç itibariyle gerçekten bir peygamberlik şeyi de vardır yani. Aynı zamanda sabır da vardır. Şimdi biz şey yapıyoruz tabii, yazarın yazdığı karaktere can veriyoruz, ruh katıyoruz, üflüyoruz abi. Bizim hayır kardeşim bu. Ne güzel söyledi bak. Şöyle. Bayağı bir değişik bir şey. Yok hep böyle içindeki cevher. O da böyle miydi? Öyleymiş, ben de sorayım. Tim indirecek. Ben bunun bayağı ağzını... Okusana azıcık. Tim indirecek. Bir oku, üfle bence şöyle bir. Bir gazel var mı böyle yok güzel? Yok abi, hiç gazelim yoktur. Gazel söylemek çok zor mu? Kasidesi var. Kaside ne olur? Hakikaten yok, yok, istek çok yapar gibi olmadı. Bana yani bir gazelim okuyor. Ya ama bir gazelhan tarzı da gelmiş tamam artık yani. Aynı zamanda bir tevekkül bilmem ne. Sonra falan okuyabilirim de. Biraz yürüsün dizi diyorsun, aynen, oradan çalışacağım. Ama nasıl ağırlık çökmüş değil mi? Ya bir ağırlık çökmüş hocam ama bu. Bir hani ağırlık, saatin verdiği ağırlık da olabilir. Yani daha İzmirlerden aynen geliyorsunuz yani. Normal bir ağırlık değil, olabilir her türlü. Ama rolün bir insanı tıraş etmesi, daha doğrusu belki çok kaba bir deyim olacak ama bir şeyden tornadan geçirmesi mümkün mü? İlla rol bir oyuncu mu rol? Tabii tabii. Rol, rol de bazen seni tornadan geçirir mi? Ya şimdi geçirmez ya. Geçir. Bence geçireceğini tahmin etmiyorum yani. Hani. Geçir. Ha, şey olarak mesela. O kılıfı dediğin, giydiğin zaman. Scarface'den ama... sonra Al Pacino aynı mıdır mesela? Belki. Belki de değildir. Bak sen bütün sabaha kadar bunu düşün işte. Hitler oynayan bir adam mesela. İşte o Hitler de tabii yani, verdiğin şey de ekstremmiş ya abi yani. Tabii. Ama Scarface de ekstrem bir şey baktığı yok, zaman. Yok yok, o güzel. O da doğru şey. Şey gerçek, yani gerçeklikle karıştırdığı zaman gider mesela Hitler'cir. Adam rahmetli oldu. Ya zaten bu bayağı bilinçli... Bir kaptırdı, kaptırmıyor. Onu da yani, uyarmışlar yani. Onu, bu bilinçli şizofreni iyi ayarlamak lazım. Nefis. Yani harika, bilinçli şizofreni yaşıyoruz biz. Bunun bir düğmesi var mı oyuncularda? İşte olmadığı bu, zaman gidiyor işte. Yani olmadığı zaman gidiyorsun. Bizim 2015 yani modellerimiz var, kliması var mesela. Çıktı. Teknoloji yapıyor mu? Yapıyor. Tabii tabii. Allah Allah. Yaratım. Senin konservatuvarını yapmıyorsa ne yapayım ben? Şizofreni. Yaratım sürecinde ak gitsin. Ak gitsin ama özel hayatına da taşırsan o zaman oyuncu olmuyorsun zaten. Evet. Var ama ya Türkiye'de hani gördüğümüz adamlarda var. Böyle özel abi hayatına niye sürekli Türkiye'den ya artık. Peki var benim Hollanda'da, Hollanda ama yalnız. Hollanda. Hollanda hayır. Hollanda ve Polonya ile Hollanda arasında bir bölgedir. Onlar özelliktir. Onların özelliğini yok sayma. Hollanda. Doğru. Onlar da çok var bundan. Azınlık da olsa insan onlar. Sinir yapmış ama. Polonda bu yok. Ay tamam. Tamam. Bize Kanada'da böyle şeyler yoktu. Kanada'da böyle şeyler yoktu. Yok. Pişman oldun mu döndüğüne? Hayır. Yok, olmadım. Hala pişman edemedik bir seni. Yok. O iyi bir şey. O zaman pişman olmayacağımız manşetler çıkartmış mıyız? Bir bakalım. Renan Black. Renan Black. Çok oldu gelmeyeli. Evet. Çok oldu gelmeli. Hakikaten özledik. Bir sene olmuş. Mesut'cum şimdi her şeyin alışma süresi 21 gündür. Mesafeler önemlidir. Genç seçiyorum. Mesut'cum bak sorularına beni çekmek istediğini biliyorum. Gelmeyeceğim. Niçin evleniyor bu gençler Mesut? Mesut'cum yanında bir taburede oturmaya razıydım. Beni sıkıştırdın burada. Allah cezanı versin diye.
geceyi. Çok teşekkür ediyoruz. Büyük usta Renan Bile'ye. Burak Alkaş konuğumuzdu. Sevgili Burak dedi ki gözlükleri aldanmayın. Ben o Orço olarak tanıdığınız kişiyim. Renan abi her şeyi o kadar güzel açıklıyor ki ben şimdi üzerine ne söylesem yalan olur. Ha yalan demişken yalan da söyleyebiliyorum aslında ama söylemek istemiyorum. Yalanın büyük küçüğü iyi olur bilirim. Mutluyum. Teşekkürler. Devam ediyoruz. Sevgili Öykü Çelik bizimle birlikteydi bu akşam. Kıyamı unuttuğumuzu varsayarsak Yeşildeniz'in ne olduğunu biliyorum. Şimdi deniz görmeyen kasabaları bilirsin. Oralarda tarlalar olur. Tarlalarında yeşil olanlarını düşünün. Nasıl gözükür? Yeşil bir deniz gibi tabii ki. İşte yeşil denizde olur değil mi? Renan Bey hariç diğer oyuncular. Hayır. Evet sevgili Menis Baba da konuğumuzdu bu akşam. Bu gece önemli bir konuyu açıklamak üzere buradayım. Fal bir şeylere bakılır yani. Bu bir şeyler olmazsa falcı diye bir şey bilemez ki. Evlilik konusuna gelince aslında biz evlenecektik de böyle oldu da evlenemedik. Tam evleniyorduk öyle oldu da evlenemedik. Evleneceğiz dedik evleneceğiz inşallah. Ne diyorsak o. Devam ediyoruz efendim. Sevgili Burak Serdar Şanal konuğumuzdu bu akşam. Ben Burak Serdar Şanal. Serdar Burak Şanal da benmişim gibi ama ben Serdar Burak Şanal değilim. Benim ismim Burak Serdar Şanal. Serdar Burak Şanal denince bakıyor muyum? Evet. Ama ben Burak Serdar Şanal. Etörün otu. Diğer sözlerini sorarsanız herkesin manşetine serpilmişti diyerek. Oho baya bir kolektif olanmışsın abi. Net güzel. Olmuş. Burak Serdar Şanal bu arada belirtmek istiyorum. Sonuç olarak. Devam ediyoruz. Noktayı ve Ali Barkın, bu gece ne iyi oldu da burada laf çoka geldik, ne güzel de konuştunuz. Ben koltuğun bu kısmında o kadar rahattım ve muhabbet o kadar akıcıydı ki konuşmak istemedim. Ha isterseniz konuşayım. Evet, şey vardı aslında. Hayır, ilk soru neydi? Neyse ben dinliyorum sizi. Evet, birazdan sevgili Gökhan, Güneş gecenin son manşetleri burada atacak. Çok teşekkür ediyorum. Yeşildeniz'e yayın ömründe başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Dilenme gerek yok çünkü o kadar içselleştirmişsiniz ki meseleyi. Galiba sizin oralarda her şey yeşillenecek, denizlenecek. Her cuma? TRT1'de. 19.55'te. Her cuma TRT1'de 19.55'te. İzleyenlerin yani, gari sadıçla. İzliyorlar ya bayağı da izliyorlar. Daha da izlesinler ya. Bugün bayağı bir yürümüşler sizden böyle. Eyvallah, bu arada en fazla şeyde Melis gamzelerine kadar gelmişler. Uzuvları da öğrenmiş olduk. Takip et. Şimdi bakın canlı yayında yalan nasıl söylenir bir size göstereyim. Biz 45 saniye sonra Gökhan'a döneceğiz. Bu yalan değil bu doğru. Ama yarın akşamki konuklarımız. Sayacaklarım gerçek ekleyemedi arkadaşlarımız. Şu galiba yarın... bir rekor denemesi yapacağız. Sayabildiğimiz kadarıyla Sayın Şafak Sezer, Sayın Oya Aydoğan, Sayın Açeli Esam Yeldanoğlu, Sayın Gökçe Özcol, Sayın Altay bizimle birlikte. Beş. Bu elde var 5. Buna 5 kişi daha ekleyin. Niye? Yarın akşam onlar da bizimle birlikte. 10 kişi. Evet. Bir oturma grubu. Beni biraz büyütmem lazım. Bir oturma grubu alalım. İşlerim, yani. İşlerim, bir şeyleri büyütmem lazım. Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. İzmir'i Ödemiş'e bütün dostlara selamlar buradan. Selamlar. Gökhan çok teşekkür ediyorum. Kıllı kuburlu abilerime çok teşekkür ediyorum. Onları sahnelerde inşallah gelip yerinde izleyeceğiz. Bize hemen kısa bir yerden sonra parçanı seslendireceksin. Yarın akşam Çift Sıfır'da buradayız. Görüşmek üzere. Burada laf çok. Burada laf çok. Kimilerine göre lazım değil aşk, kimilerine göre hain. Ama ben seni çok, ben seni çok sevdim. Küçücük bir kalpten sana açılan dünyalar kadar büyük bir ışık. Ama ben seni çok,
zamanı bırakmalı. Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün. Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil. Benimki kalbine sürgün. Derler ki unutmalı, zamanı bırakmalı. Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün. Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil. Benimki kalbine sürgün. Sarılır yaralar bir gün. Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil. Benimki kalbine sürgün. Derler ki unutmalı, zamanı bırakmalı. Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün. Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil. Benimki kalbine sürgün. Derler ki unutmalı, zamanı bırakmalı. Nasıl olsa sarılır yaralar bir gün. Ama benimki aşk değil, sen gibi taş değil. Benimki kalbine sürgün. Merhaba. Bir şeye odaklanma sorunu yaşayan insanlar, pratik zekası gelişmiş kişilerdir. Konuşmamız gerek, doya doya anlatmalı yürek seni. Hayır olmaz bu seferki şer gibi. Benim de başka bir planım yok seni sevmekten. Yazık bana, yazık olsun. Çok sevip gidiyorsun. Çok garip, üşür tüylerim diken diken. Yeter artık bu son olsun. Alıştım biliyorsun. Çok garip, üşür unutmak zor severken. Bak kaybetmiş yolunu bir gülücük. Kondurabilsem keşke onu yanaklarına. Daha beteri de var mı söylesin bilen.
sensiz uyanmaktan başka sabaha. Yazık bana, yazık olsun, çok sevip gidiyorsun. Çok garip üşüyorum, tüylerim diken diken. Yeter artık bu son olsun, alıştım biliyorsun. Çok garip üşüyorum, unutmak zor severken. Sakanın en afillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Şimdi söz güldürmektir, her şekil ciddiyettir. Bırak artık işi gücü, asıl olan eğlenmektir. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Burda laf çok, bizde laf çok. Burda laf çok, burda laf çok, bizde laf çok. Her gece stüdyoda burda laf çok yayında. Sustan ustalamayız, çıldırmadan yapamayız. Ya işimizin kralıyız, herkes biter biz başlarız. Burda laf çok, bizde laf çok. Burda laf çok.